Tamamdır. Başlayalım o zaman. Herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Hülya Bulut Sacet, Dünya Kadın Yürüyüşü'nden, Türkiye'den. Şimdi kısa birkaç teknik bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle programın akışı ve güvenliğimiz açısından İsminizin hemen sağ tarafında bir rename seçeneği bulacaksınız. Oradan isminiz ve soy isminizi yazmanızı mutlaka istiyoruz. Onun dışında chatten yazı yazabilirsiniz, ya özelden de yazabilirsiniz, herkese de yazabilirsiniz. Öyle bir seçeneğimiz mevcut. Aşağıda dil seçeneklerini göreceksiniz. Eğer Türkçe kanalı dinlemek istiyorsanız mutlaka Kore dilini seçmeniz gerekiyor. İngilizce de dinleyecekseniz İngilizce kanalını seçmeniz gerekiyor ve İspanyolca dinleyecekseniz İspanyolca kanalında kalmanız gerekiyor ve mümkünse bu kanalları terk etmeyelim. Ve orijinal sesi de lütfen sessize alalım. Eğer aşağıda dil seçeneklerini görmüyorsak uygulamayı tekrar güncelleyebiliriz ya da telefondan girebiliriz. Öyle bir seçeneğimiz var. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Şu an YouTube'da canlı yayındayız. Kesintisiz canlı yayında olacağız. Programımız 240 dakika. Bugün için 240 dakika planladık. 240 dakika boyunca YouTube'da canlı olarak yayınlanmaya devam edeceğiz. Şöyle katılımcılar konuşurken mutlaka sesimizin kapalı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü background sesleri kişilerin, konuşmacıların dikkatini dağıtabilir. Şöyle bir şey, eğer konuşmak istediğinizde aşağıda reaksiyonları göreceksiniz. El kaldırabilirsiniz. El kaldırdığınızda biz eski unmute yaparak, yani eski unmute yaparak sizin sesinizin açılmasını sağlayacağız. Onun dışında recording yapacağız tüm kanallarda, kayıt alacağız. Teknik olarak söylemek istediklerim şu an bunlar. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve kısa bir açılış konuşması yapacağız. Türkiye Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Organizasyonu olarak. Biliyorsunuz ki pandemi nedeniyle 5. Uluslararası eylemimizi farklı şekilde planlamıştık. Ancak pandemi salgını nedeniyle, küresel salgın nedeniyle dijital ortamda, Zoom ortamında sürdürmeye karar verdik. Şimdi dijitalizasyon aslında çok 2011'de hayatımıza giren bir terim. Hayatımıza giren bir terim ve pandemiyle beraber açıkçası çok teknik tarafını bilmediğimiz dijitalizasyonun bir anda içinde kendimizi onun içinde bulduk. Bugün de bir araya geldik. Aramızda dijitalizasyonla ilgili uzman arkadaşlarımız var. Dijitalizasyonun ne olduğu, kadınlara etkisi ve birçok konu hakkında konuşacağız ve detaylı bilgi sahibi olup terimlerin ayırdında olacağız, konunun ayırdına varmış olacağız. Buradan sonra şimdi dijitalizasyona giriş kısmında ben sözü Mariana'ya vermek istiyorum. Mariana burada mı? Mariana? Ankita I burada am. mı? Can I ask you 2 minutes just so I can send a general? Tabii tabii lütfen. Do you hear me? Evet, duyuyoruz seni. I was asking if you can give me 2 minutes just so I can warn the other people who I don't see online here that we are starting. Just two minutes. Is it possible? Okay. Tabii tabii lütfen. Tabii. Mariana'yı beklerken Mariana'dan ve ben Ankita'dan bahsetmek istiyorum. Mariana bizim Avrupa'yı temsil eden uluslararası komite üyelerimizden İsviçre'den katılıyor kendisi. Mariana Fernandez.
dijitalizasyona giriş anlamında bize biraz daha clear, net bilgiler sağlayacaklar ki ilerleyen aşamalarda konu başlıklarında daha rahat konuyu kavramamız için önden çok güzel bir giriş olacak. Mariana'yı bekliyoruz. Ankita burada mı? Çünkü Mariana'nın Mariana Fernandez'in Ankita arkasından is solving issues with interpretation. I don't know if she has Ankita, have you evet. solved? Okay. Oh, she cannot unmute herself. Ankita'yı bulalım ve bir eski unmute yapmamız lazım Ankita'ya. Ya da Ankita'yı co-host yaparak çözebilir miyiz acaba? Evet. Hi, I think I have been unmuted now. Evet, evet. Seni duyuyoruz. Evet, seni duyuyoruz. Okay. Ankita Agarwal, Hindistan'dan, IT for Change'den katılımcımız. Ben şimdi Ankita'ya sözü bırakmak istiyorum. Ankita? Hi everyone. So nice to meet everyone virtually. And we are here to obviously talk about, as Julia has very nicely introduced the session, and I was facing issues with the interpretation at that time. I will go slow. So if there are any questions or if you're facing issues with the interpretation, you can type in the chat box. My colleague is also joining from India with me, Kala. She's also here. I would request her, can you please access her screen sharing rights so that she can share her screen? Can you allow her screen sharing? Okay, I'm trying to do that. She should be able to do it now. Kala, can you do it now? Hi, everyone. Hello. We are beginning, I can start sharing my screen. Otherwise, I'll wait till it's our time to speak and then I can share my screen. You can go now. You can all speak. Right, all I right. will go afterwards. Okay, thank you. Can everyone see the screen? Okay, great. So hi, I'm going to introduce myself and my colleague and our organization, and I'm going to introduce about what we are going to talk about during the workshop and tomorrow. So we thought of discussing about the digital rights and the feminist agenda, basically talking about how do we place the digital sphere and the digital debate within the feminist framework. I'm Ankita and my colleague Kala. We both work with IT for Change, which is an NGO, which aims for society in which digital technologies contribute to human rights, social justice, and equity. Our research and advocacy in the areas of gender, development and democracy, education and internet governance, community informatics, and internet digital policies push the boundaries of existing vocabulary and practice, exploring new development and social change frameworks. Feminist network building is key to our work. So when we were discussing about the agenda for the workshop with the team, with the Turkey team,
we were discussing about how it is important to discuss about the digital, especially now when we all see increasing existence, increasing presence of all of us on the digital, on the virtual platform. Education is moving on the virtual platform. Health has moved on the virtual platform. Our work is moving on the virtual platform. There is more advocacy. There is more network building. There is a need to discuss all of this in the digital space. But when we talk about all of that, the first word that comes to our mind is the pandemic. What is it that the pandemic is doing for all of us to sit on our seats and sit and think about how do we look at this from a gendered perspective? What are the fault lines that the pandemic has exposed? What the pandemic has done is it has starkly visibilized the underlying inequality and injustice of the global economic paradigm. The impact of any disaster is always gendered, and I'm sure we've always had a lot of conversations around it. These disasters, the pandemic, the other disasters that we face as a community play out differently for men and women and gender non-conforming people. And so did the COVID pandemic. The intrusive technology, which was being used in the name of contact tracing, containing the pandemic, etc., has essentially become tools of surveillance, which is increasing control over the bodies of the individuals, especially the marginalized sections. For example, the facial recognition. In our country, we had this app where we had to go online, register our phone numbers, give our address, and constantly keep updating, and it traced our locations. That really is a tool for surveillance, which can turn extremely scary if given in the wrong hands, which might happen at any point in the future. So it is very, very important for us to understand what is the technology doing over here? What is the role that technology plays? Then the women have definitely experienced the double whammy of social isolation and increased burden of care work in their domestic spaces. Everybody was home. Children were home. Men were home. Everybody was inside the four walls of the house, where the woman was the caretaker for all of them. So there was this increasing need of providing care and fulfilling everyone else's needs, which was a skewed burden that laid on the shoulders of the women. And then the impact of the pandemic on the employment, on the jobs of the women and other marginalized sections. With the increased burden of care work, their jobs were the first to go. And the research shows that their jobs will be the last to return as well. And finally, we would like to, obviously, one important outcome of the pandemic that we've all seen, the world around has seen and talked about and discussed and debated, and a lot of webinars have happened around it, what the UN Undersecretary General referred to as the shadow pandemic. In the domestic private spaces, there's been an increase of the level of violence against women during all of these months. The restricted movement and social isolation, which expanded to obviously contain the pandemic and the virus, left the women exposed to violence in the absence of a system that they could access, which had people and resources for their help. Globally, 243 million women aged between 15 to 49 have been subjected to sexual and or physical violence in the last 12 months, according to a UNDP report. So when we are talking about the pandemic and its gendered impact and looking at the cross-cutting intersection between the gender, between the pandemic and between the digital, it is very important for us as feminists to come together and visualize how do we see the post-pandemic world. And for that to happen, it is important for us to talk about the digital in two aspects. One is obviously the digital activism, which is something that we are going to be discussing over the course of the workshop. And the second, which we would like to put on the table, is activism for the digital. We hope to explain it better. But to begin with, the digital activism bit of it is obviously building solidarities, finding collaborations across feminist networks. Today's workshop is a brilliant example of that. So many feminists from so many different parts of the world coming together to discuss about digitalization and women is a brilliant example. So these networks to advance the feminist agenda is pertinent to the digital activism world. Women have appropriated the digital to forge collectivity, seek legitimacy, and create subversive spaces for nurturing a feminist politics. And the flux we are a witness to can be harnessed by agile feminist action into a productive space that can mark a departure from traditional norms that define social power.
But then, for this to happen, we as feminists need to reclaim the historical knowledge and build an informed framework of analysis and action, which brings me to what we call activism for the digital. There is a need to invest in a feminist analysis of the digital. As feminist, what is our responsibility in making the internet align with the feminist values? As feminists, we need to go beyond just wanting certain ends. We need to build a critical analysis of the means as well. We need to be asking the right questions. Where is the data going? Who owns this data? Where is all the money that is generated from all this data going? What are the terms and conditions for women's participation on the digital platforms? Those are all the questions that we need to come together and think about. Because in the digital capitalism, patriarchy does not even try to strike gender bargains. And cyberspace is giving birth to and perpetuating a new masculine that terrorizes women if they dare to assert themselves in the public spheres. With this background, it is important then for all of us to come together and think about, as feminists, how do we start seeing the digital? How do we start debating the digital? How do we start appropriating the digital? And how do we start putting this digital in the framework of our feminist analysis? We would like to discuss this, debate this, take questions on this over the period of the next 2 days, and hope to discuss it in detail or during our session tomorrow. Thanks a lot. Over to Mariana now. Thank you, Ankita. Can I just, Julia, can I just go? Okay. I am sorry. Lütfen, Mariana, lütfen. Buyurun. Okay. I'm sorry that we were solving technical problems with the recording in Spanish. So, but now everything is okay, I think, and we're good to go. First of all, I would like to thank the sisters from Turkey and from World March of Women in Turkey for organizing this workshop. This is a very crucial topic in which there is a lot of asymmetry of knowledge between the transnational corporations and the feminist grassroots movements. So I think this is a very crucial political training. And I hope that we will be able to reproduce it again in the future. So as Julia said, my name is Mariana. I am one of the coordinators of World March of Women in Europe. And from the 8th of March to the 17th of October of this year, the World March of Women is carrying out our fifth global action with the slogan, "We resist to live and we march to transform." After 20 years of grassroots anti-capitalist movements and resistance, we realized it would be very important for us this year to denounce the ways in which transnational corporations have become major actors of dispossession all over the world, but also major targets of struggle and resistance. And in this process of collective reflection, but also collective action, it became very clear for us that the digital sphere is one of the main stages in which global capitalism is reorganizing today. And for this reason, it is important for us to build a collective criticism to those companies, but also an agenda of struggles that is situated in feminism, anti-racism, and also in ecological practices to fight against transnational corporations in the digital economy. It's also important for us to come up with concrete anti-capitalist alternatives to the current way that the digital sphere is organized. And hopefully this workshop will be a first step in this sense. From the 2000s onwards,
we have seen that the economic power of five major transnational corporations in the field of information and communication technology has increased a lot. These companies are Alphabet, who is another name for Google, Amazon, Apple, Facebook, and Microsoft. Together, these companies control 80% more or less of the data that is recompiled, stored, and analyzed in the world. And the fact that a lot of data is produced in the global south, for instance, and that these big tech companies are majorly moved with transnational capital that originates from the global north and China sometimes, has led some people to affirm that there is a neo-colonial organization of data extraction nowadays, in the same way that mineral extraction is also neo-colonial. Another concerning element in this sense is also the free trade agreements that are now including more and more the issue of free flows of data that are harmful to the digital sovereignty of the people. And this is very concerning in a context where the ability to accumulate data has become very key in the global political economy. And I know that all of these discussions, they look very far away from our daily lives. It's almost as if they happen in another world, but and we think sometimes that this does not concern us as citizens, as people, or as feminists, but this is actually not true. For instance, we are living in a moment of the so-called uberization of labor, in which economic production, but also social reproduction, relations are being completely transformed. And this is supported by a very dangerous marriage between technology and finance. So I don't want to get too much into the discussion about the labor impacts. I think that the next panel, Sophia's talk, will touch upon that, we'll discuss that. But just to briefly mention that I think it is important for us as anti-capitalist feminists to denounce two processes from the feminist perspective of labor. The first one is the proliferation of apps, of platforms and apps that hide the labor relation between apps and workers, and especially those apps that are dedicated to domestic work, care work, in which workers are mainly women, and the labor conditions in which they work are very precarious. And one example of that would be the platform care.com. These apps, they often reproduce racial and ethnical stereotypes and reinforce racist and colonial relations. I think tomorrow we will probably hear more about that, about how technology and artificial intelligence and all of that intersects with racism from the perspective of the Sisters of IT for Change. We will probably touch upon that in the workshop, but I just wanted to point out this element. The second element is the proliferation of the so-called electronic sweatshops, in which 24 hours per day, 7 days per week, women and men, majorly from the global south, work in very precarious conditions, executing monotonous, repetitive, and alienating tasks that are necessary to keep internet and artificial intelligence and everything that internet as we know it, running smoothly in very precarious conditions. And this is called the micro work. So I also think that we need to pay very close attention to the ways in which social environmental conflicts are increasing due to the digitalization of the economy. And here, I think it's important to denounce two things. The first one is that a new wave of dispossession is going on right now because of the extraction of the minerals
that are necessary for the material base that sustains communication and information technology. For instance, there are many minerals that are needed if we want to produce smartphones, if we want to produce screens, batteries. All of that requires materials and minerals. Examples of conflicts and social environmental dimension of the digitalization are the recent political events in Bolivia, in Latin America, for instance, in which the democratically elected president Evo Morales, who was someone deeply committed to a transformative political project that included sovereignty over natural resources in relationship to imperialist powers, he was violently taken off presidency by a coup articulated and sponsored by the US government, the US-based technology companies, and Bolivia's right-wing elites to guarantee the access of these companies to the large lithium reserves of Bolivia, which are among the biggest reserves in the world. So another example would be the cases of conflict, violence against women, child labor that we find in the mines of extraction of cobalt, for instance, in Democratic Republic of Congo. And cobalt is a key mineral to electronic cars. So we see that there is a connection between these new dispossessions, these new conflicts, and the digitalization. And finally, I would like to emphasize that there is an important promotion of data extraction technology at grassroots level by international NGOs, international organizations committed to the agenda of capitalism that are selling to communities smart conservation, smart environmental protection, smart ecology, and that these are also being accompanied by mechanisms to promote the expansion of digital finance and also mechanisms to greenwash, to make certain supply chains look more ecological than they are. But at the same time, they increase the reach of big finance and big banks at rural territories where perhaps it was not the case before. And finally, there is also cases of use of automation to expand the reach of financialization of nature, of mechanisms such as Red Plus and others that we have been criticizing a lot. Before finishing, I would like just to connect these initiatives of the transnational companies to make use of technology to claim that their businesses are clean, ecological. It's important to connect this, what they are doing now, with a long history of corporate fake solutions to the problems they cause. For instance, corporate social responsibility, green economy, and all of that. And we need to connect that to a very dangerous tendency of appropriation of feminism by transnational companies as well, which sometimes is easier for us to grasp when it happens, for instance, in the fashion industry, where feminism is sold as empowerment and consumption. For instance, H&M t-shirt, this is what a feminist looks like. So to be a feminist, you buy a t-shirt that was produced in very problematic labor conditions. So this tentative to make dirty business look green is the same root, has the same root as the tentative to make heteropatriarchal capitalist businesses look feminist. And we need to be careful of that. In the digital sphere, this happens, for instance, in the discourses that associate women's empowerment to the work on apps or platforms, masking, of course, that these are precarious labor relations, or the promotion of, for instance, financial mechanisms that target women in rural communities using the notion of empowerment as if empowerment came through finance, digital finance. So
due to all of that, feminist movements, as feminists and as anti-capitalist feminists, we need to start paying attention to the digital economy as a field of struggle against capitalism. We need to talk more about these topics with trade unions, with environmentalist movement, but also to build alliances with movements that are proposing and building alternative ways to organize the digital world. And this is already out there. This can range, for instance, from grassroots control over the elementary infrastructures of the digital, such as software, hardware, data centers, but also alternative architecture of platforms and apps based, for instance, on solidarity economy. So to finish, I think that more than ever, it is important to follow the feminist claim of placing life at the center and ask the feminist question, are the changes promoted by digitalization leading us towards a life that is worth living? And I believe that if the transnational companies keep on controlling the digital world, the answer will always be no. Thank you. And I am looking forward for this next days of knowledge and debate. Çok teşekkür ederiz Mariana. Mariana ve Mariana ve Ankita konuşmalarını yaptı. Bence dijitalizasyona giriş kısmında ilk oturumda güzel bir çerçeve çizdiklerini düşünüyorum. Uluslararası şirketleri Mariana'dan dinledik. Ankita feministlerin konumunu bize yorumladı. Dijitalizasyonda feministlerin konumunun ne olduğuna dair bir konuşma yaptı. Şimdi Ankita konuşmasının sonunda bazı sorular yöneltti. Chat kısmında Türkçesini bulabilirsiniz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Şu an soru cevap kısmındayız. İnteraktif olsun istiyoruz. Aşağıda reaksiyon kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. El kaldırabilirsiniz. Chatten yazabilirsiniz. Ankita'nın soruları eğer chatte biraz yukarıya gelirsek Ankita'nın sorularını görebiliriz. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Yukarıda sağ üstümüzde şey var, galeri görüntüleme var. Oradan bütün konuşmacıları görebiliriz. Sadece konuşmayı speaker kısmında da sadece konuşmacıyı görebiliriz. Evet. Sorumuz var mı? Ben şimdi Ankita'nın sorusuna gelmek istiyorum. Ben okumak istiyorum. Feministler olarak belli şeyler isteminin ötesine geçmemiz gerekiyor. Araçların eleştirel analizini oluşturmalıyız. Doğruları sormalıyız. Veriler nereye gidiyor? Bu verilerin sahibi kim? Bütün bu verilerden kazanılan paralar nereye gidiyor? Kadınların dijital formlara katılma şartları ve koşulları nelerdir? Evet. Ankita'nın bize yönelttiği sorular burada. Can I just say something? Evet, Mariana. I think that these are questions that maybe we will have more conditions of answering by the end of the workshop, hopefully, because they are not easy. But I think that they open an invitation for us to reflect precisely on the whole structure of the ways in which the digital sphere is organized, right? Right now, as we said, most of the data that is extracted from us is controlled by transnational companies who are not really committed to
anything but their profits. And we see that there is an expansion of all this logic of extraction to many fields of our lives. It's not only in the, for instance, in the platforms of labor, but also data about nature, nature's processes. So everything becomes something that can be transformed into information that will be put together from many places of the world, from many types of activities, and in that sense, give unprecedented power to the companies. So this puts us feminists in a very challenging situation. How do we face that? How do we counter that model? And how do we promote alternatives to that? And I think that is challenging. I don't know what, Ankita, what do you think in terms of the what exists out there in terms of, let's say, alternative models of applications, solidarity economy applications, or free software initiatives. But I do think that more than ever, we are asked as feminists to go look for that and to articulate politically with those initiatives. Yes, Mariana, I think whatever you're saying, first of all, you're taking away a lot of material from our presentation tomorrow. So you will not leave us with anything to discuss. But in any case, the reason that we asked those questions was because when we talk about digitalization and women, and we talk about placing the digital within the feminist framework, it is very important for us to start thinking about data as the unit on which this entire digital economy is building. And then understanding where is that data basically going? Where is it coming from? Who's working on that data? What are the systems that are processing that data? What are the companies, as you very nicely defined them, the big tech that we call? What are those companies doing with that data? And do we even know what sort of data we are giving to them? Because it is not just involuntary, it is not just unwarranted. This data is also absolutely hidden beneath multiple layers that is very difficult for us to even understand right now without the technical know-how of understanding how it is processed. So the idea is to say that when we are saying, when we are coming on the online platform, when we are bringing the feminism to the online platform, when we are using the online platforms for our feminist activism, there is data that is being generated through all of those activities. So even keeping that in mind is very, very important. So I think we will explain this in our session tomorrow as well. But obviously, if you have questions around it, or if you want to discuss about it today, we can take that discussion forward. But the idea is to look at data as a resource, to look at data as, so I think you all must have come across multiple articles that have established data as oil in the new economy. So we saw how many wars were fought over oil. We saw what sort of a discriminatory, unequal economic system oil set up for us. And we as feminists, we are fighting that sort of a capitalist system. And now we see data taking the place of that sort of an economy and establishing a new digital economy. Then if we need to criticize it or develop an analysis of it, we start with the building block of that economy. So which is why we say that when we are discussing about this over the period of the workshop, we need to keep these questions in mind. Every time that we talk about any sort of digital debate or we discuss digital questions, we need to keep thinking about where is all of this going and where is it coming from and who's benefiting from this system. So that was the point of those questions. Teşekkür ederiz. Ankita ve Ferna, Mariana soruları biraz daha açıkladılar. Daha net kafamızda oturmasını sağladılar. Bunları daha geniş zamanda gün sonuna doğru da konuşabiliriz. Yarın da tartışabiliriz. Ankita'nın bize yönelttiği soruları. Şu an Tika söz istiyor. Tika, duyabiliyor musun bizi? Sesini açtık sanıyorum. Tika Moreno. So, hi,
I'm from Brazil. I'm Tika. Hola. I'm in two sites. I'm here listening in English and in my phone, listening in Spanish when you speak Turk, because I use free software and Zoom is not compatible with translation. So I would like you to open my mic in Spanish so I can speak Spanish because I cannot process the speak in English my intervention. Is it possible? Can you check if it worked? Yes. So. So. ¿Me escuchan? Tika, özür dilerim. İspanyolca kanalı seçtin değil mi? Sí, voy a hablar en español. Tem que desativar o seu... Wait, I will deactivate your other because there is echo. Ah, tá bom. No, where is the... Can you say something again? Okay. ¿Puedo hablar así? ¿Está bien? Tá. Entonces, yo hago así para que pueda ver todas en la pantalla porque en el teléfono no es posible. Yo solo quería hacer una intervención reflexionando desde nuestro escenario político aquí, donde, así como ustedes ahí en Turquía, estamos bajo una hegemonía de extrema derecha, un gobierno de extrema derecha, y pensar un poco en la perspectiva del diagnóstico, incluso que Mariana ha planteado, que tiene que ver con los acuerdos de libre comercio y todo más, y esa imbricación de economía y política en el proceso de digitalización y del capitalismo de vigilancia, ¿no? Entonces, aquí en Brasil hay una cosa que es nuestro uso, nuestra relación con las aplicaciones, que es súper importante todos esos elementos que la compañera recién habló, pero también está el tema de la privatización de los servicios públicos que manejan y controlan nuestros datos. Entonces, eso está pasando de una forma muy acelerada, está pasando de una forma muy acelerada, sin ninguna transparencia, y entonces bajo un gobierno de extrema derecha que se eligió y mantiene ahí un desmantelamiento de la democracia sustantiva acá en Brasil, lo que hemos visto es ese enlace de privatización de los servicios públicos también ahí en el tema de los datos. Yo digo eso porque nosotros aquí en Brasil, nosotros como brasileños, tenemos empresas públicas de datos. Y ahí la disputa en torno de los softwares que son utilizados porque era controlado por, utilizaba software libre y todo más, eso empieza a ser cada vez más propietario y tener alianza, parcería público-privada con empresas de Estados Unidos. Entonces, yo quería solo poner ahí también entonces esa dimensión de la política nacional muy imbricada con esa dinámica internacional, transnacional de captura y extracción de nuestros datos. Entonces, pensar un poco la digitalización en ese contexto que vivimos, que es de un autoritarismo político y de mercado. Solamente eso, espero que lograron comprenderme. Teşekkür ederiz Tika. Bence çok güzel girdin. Çok güzel açıkladın. Vurgunu da çok güzel yaptın. Şimdi dijitalizasyon ve kadın emeğini konuşacağız. Sofia Sikazera'nın videosu var. Kendisi aramızda değil ama videosunu gönderdi. Ben Sofia'dan biraz bahsetmek istiyorum. Sofia, Trezde Federal Ulusal Üniversitesi'nden Dünya Emek Enstitüsü'nün üyesi. Sofia'nın şimdi videosunu izleyeceğiz. 25 dakika süreli bir videomuz var. Ondan sonra diğer konuşmacılarımızla devam edeceğiz. Sofia'nın videosunu verebilir miyiz? Evet.
Sanırım seste bir problemimiz var videoda. Onu çözebilir miyiz? Ekran paylaşımını tekrar mı yapsak acaba? The digitalization of work has many impacts. We have seen through the pandemic, for example, home office or teleworking, as some people call it. The truth is that digitalization affects the work, environments in many, many ways. It's not just one. We have AI in working places. We have AI replacing workers. We have home office and all the surveillance software that we have around, so we can control the workers' lives. And also we have platform workers. There are many different ways, but specifically this affects women. And it affects women not because some people said that it helped us to coordinate our productive and reproductive work, and that home office is here to stay because it's convenient for women, because we can stay at home and take care of the kids while working. Some people actually say this. The truth is that whenever we see a new technology, whatever that is, the only thing that this technology will do is to translate into the digital world the inequalities that already exist in the reality. And this is something really important to notice. The technology doesn't solve problems by itself. The technology, the only thing that does is to put in a digital world the inequalities that we already have in the society. Some people say, technology is gender neutral, and therefore it's going to help us reach equality in the next years to come. Because whenever you sell a product online or you offer a service online, the person that is on the other side hiring doesn't know whether you're a man or a woman. The payment is the same for both of them. So actually, technology is going to help us reach and make the gender pay gap even smaller. But that's not true. That's the same thing as to say that the washing machine is gender neutral. If a person will tell me that the washing machine is going to help us close the gender gap between men and women because the washing machine doesn't know whether it's turned on by a man or a woman, it works just as fine. Well, I will throw the washing machine to their faces because we cannot say that the washing machine is the great equalizer just because it's gender neutral. The truth is that on average, women are the ones who put the washing machine on the houses. So it's not actually helping closing the gap. It's just it's just exacerbating the gender gap. So with the new technologies, it happens exactly the same. And this can be seen in many, many ways. For example, in the pandemic, we have seen in the home office how this hit it really different men and women. Actually, there was a survey done by a university in the United States, I don't recall which one, but that said that actually all the scientific work and all the scientific papers during the pandemic, all the scientific women just plumped all the scientific research that they have done, and actually in men it raised a lot. So you can see the difference. You can see that women, the scientific women that were mothers, that were on their houses, and they couldn't do more work in their research. They had to abandon their research throughout the pandemic because they had to take care of the kids, while men actually raised all their work and they actually published even more, because they were at the home and they were quiet and they were
really chilling and they could think a lot better and they won a lot of hours in their daily life because they didn't have to travel to the office and stuff like that. So actually you can see these differences and how they translate into different arenas, into different environments. And with digitalization of work, this is not different. For example, when we talk about surveillance, when we talk about the fact that workers are being surveilled, well, actually this is even worse for women because women are being judged more. So when they, for example, when a boss has more information about what you do in the computer, about the pages that you are looking into and about how many times you answer a WhatsApp or how many times you use the computer and what you use it for, actually women are being more judged than men because they talk a lot on WhatsApp or they get distracted a lot and stuff like that. And this is something that is happening when they put surveillance softwares in the computers of the workers. But also, for example, about the right to disconnect. And this is something really important. Women are not used for the same purposes as men when we are contacted outside working hours. For some reason, the patriarchy assigns us a new task, and that task is to be the agenda of the world. We are the ones scheduling meetings. We are the ones reminding things. We are the ones who have to tell our colleagues not to forget certain things. And that's something that easily can be solved by an email or an automatic automatic warning. You don't need a woman to remind you that. And so I think that to reach the right to disconnect in many countries, and by right to disconnect, I mean the right that has every worker not to be contacted by colleagues or your boss or anyone in their working environment out of working hours. That also means that women will not have, and this means also that women will not be contacted, they will not be reached out outside working hours. And this has a really lot of meanings in terms of gender equality. And why I say this, because whenever a worker is seen as a new ability, the fact that they reply mails or messages outside working hours, no, if I see that a person who replies messages even faster outside working hours, that's an ability to take into account because it means that you have that you really feel the company or that you are really into your working, your working partners and staff. When we see that as an ability, who do you think that has more the ability to answer messages outside working hours? Well, probably men, because women are the ones taking care of the kids, they are the ones cooking, and they're the ones who do the groceries. And so it's more likely that women will not have that extra ability. They will not have the ability to reply messages outside working hours. And so when it comes the time that we need a new raise, or they have to choose somebody on the team in order to get upgraded, well, probably will be the men. So the right to disconnect, meaning the right that every worker has not to be reached outside working hours, equalize the level playing field for everybody, because women are not left behind in this ability. The truth is that this doesn't have to be seen as an extra ability. It has to be seen as a disrespectful act that they have, because we lost the sovereignty over our time, over our free time. We have the right to do whatever we want to in our extra time, in our extra life, in our leisure time. And this is something that it's completely lost in the last couple of years. And also because of what I said, apparently the patriarchy
assign us the task of being the agenda of the world. And so we need to stop, we need people to stop doing that. Just stop using women as your reminder, as your scheduling meetings agenda. That's something that can be easily done by automatic systems and by automatic warnings and by software. You don't need a woman to remind you the meetings or the paperwork or the schedules, the time, the deadlines. You don't need that. And so if we reach the right to disconnect, it's more likely that they will stop bothering women with specific tasks that can be easily solved otherwise. And this is something really important to just like not to have so many things on our mind. We are more likely to have the burnout syndrome than men because we have all these things that we need to remind from work, from personal life, from the lives of our kids, the things at school, the deadlines everywhere. And so we put more, even more stress into women's mind. And so we need to just stop doing that. So the right to disconnect is really important to reach it in every single country. Right now, the right to disconnect is only on some countries in Europe, like Germany, Italy, Spain, or France. In some parts of the world, like Canada and in India, I think there is also in the Philippines. In Argentina, we have it for home office workers only, but we are working to reach it to every single worker because some people think that the right to disconnect is the right that a person has not to reply messages, but that's not the case because we have merged our personal life and our working life in these devices. And so I cannot just turn off my cell phone because if I turn my cell phone off, that means that I won't be able to talk with my friends. And I want to keep talking with my friends after working hours. And some people say, okay, so don't reply the messages, but that's not the case also, because if I see the message, I'm being left out thinking that I have to reply all those messages next day in the morning. And so it doesn't ease all this extra work, the extra load of work that we have on our mind. We need to stop doing this because of gender equality, but also because of mental health, to be able to reach and to gain back the sovereignty over our leisure time or on our extra time. We have the right to do whatever we want with our non-working time. Also, it's a matter of gender equality because we all know that the greatest problem that we have between men and women is the amount of time that we use on care working, on caring our family, on the care economy. And the truth is that even if the woman doesn't work, when a man comes home, he's more likely not to help with kids, not to contribute with the house chores if there's a boss that is constantly sending messages. So they have the excuse to say, no, I cannot shower the kids because I have to reply these emails or I have to talk with my boss or my colleagues are organizing something and I need to be there and stuff like that. So if we put back the sovereignty over our extra time, inside the homes, inside the houses, doesn't matter if it's a man or a woman, we are going to help them organize the care work inside the house more swiftly because it could happen that a man wants to help, but they have the excuse because they have to reply because it's not seen properly if I don't reply to those messages. So the right to disconnect is essential for digitalization, is essential for gender equality, is essential for the years to come. So we divide the task between men and women more evenly. But also about platform workers, for example, this is something that it's really, that I analyze a lot because in platform workers, for example, they talk a lot about gender equality because
because they say that the algorithm doesn't read if you're a man or a woman, they treat everybody the same. Well, I always said that an algorithm is actually, it works actually as a law, because they model the reality, they prescribe the reality. When an algorithm is telling you what to do and how to do it, they're actually working as a law. A law tells you what to do and how to do it. They tell you, no, you cannot kill somebody. No, you cannot do this. You have to pay taxes or whatever that law is about. Okay, the algorithm in AI does exactly the same. They say, they prescribe the reality. They tell you what to do and how to do it. And the law is not the same for everybody. The law, what it does or what it should be doing is, if you have a part of the society that has privilege and has another part of the society that doesn't, the law is trying to put again a level playing field for everybody. And so it will try to protect even more the rights of the part of the society that has less rights or that has less privilege in order to put everybody on the same playing field. So actually, when you want to regulate to reach gender equality, you need to put, for example, quotas for women or for transgender people to be able to reach a new job or the pay gap or whatever the thing that you want to solve. So actually you need rules for that minority. You need specific rules for that minority, because otherwise, if the law is the same for everybody, it will just perpetuate the inequalities. With the algorithm, it's exactly the same. If you have an algorithm that treats everybody the same, what it will do is just to perpetuate the inequalities. So for example, if you are on a bike, just delivering a pizza, if the algorithm says, okay, the person who is more slow in delivering the pizza will be punished by the algorithm because you are more inefficient than the one who is faster. Who do you think is going to ride the bicycle faster? Well, probably a man will ride it faster because they are more strong. It's something that it's physical. And so if the algorithm treats everybody the same, well, it's just not favoring women. And this is something that we should start taking into account with all the algorithms in working environments, because algorithms are not something that it's only on platform workers. It's something that it's also, and it's starting slowly and step by step, getting into all working places, not just in platforms or in delivering platforms. They are in every place. And also there's the stereotypes. I mean, in platform workers, it's really, it's something really interesting to see how men, like platforms are masculinized or feminized depending on the type of job that they are doing. For example, if you are a cleaning service, well, probably your platform is almost 100% feminized. Or if you're a platform for care work or for nurses, probably you are almost all feminized. But if you are a platform for fixing the house or doing plumbing or even the delivery services, they are almost all masculinized. And this is something really that really gets your attention, because it's like the stereotypes in society, they just perpetuate in these platforms. And of course, the payments are different among platforms. And of course, the rights that they have are different among platforms. And this is really important also for trade unions to notice. Why? Because of course, Uber drivers and delivery food and services riders are the ones who are more noticed by the society, because you see them on the streets, because they are everywhere and they are masculinized platforms. So if we start building trade unions
to represent platform workers, we have a really big hazard of these unions being totally masculinized or just representing men and with no women representation. This is a really important hazard because there's the platforms are not only about men. We have platforms of nurses, of people doing maintenance and cleaning the houses that are feminized. And these platforms are not even in the question of being in the eye of some trade unions. So this is something that it's really a hazard for the years to come in trade unions, in platform workers, that will only represent men and that will only have men representation inside their structure. And women have a lot to say there because we are the ones that are being left behind also in the platform economy. So saying all this, what I do mean is that digitalization technology, or however you want to call it, it's not going to solve our problems unless we make it happen, unless governments really regulate about this. It's not going to solve our problems unless we use it to empower us to reach out for all those women that are being left inside their houses doing home office. In the pandemic, we experienced this massive experiment of home office. And the truth is that once a woman is being left inside the house and discovers the benefits of being inside the house and being able to reconcile productive and reproductive work, we have the hazard of that woman never wanting to leave the house again. And this is something really dangerous because that woman, it's again inside their house. It's exposed to domestic violence. It's really difficult to construct a political and an activist citizen out of that woman because it only reaches the messages that they are spread throughout media and the algorithms on social media. And so it's really difficult for that woman to realize that they are facing a domestic violence problem or that the political situation is not like the mainstream media is telling you, because you never leave the house and you never talk to other people and you don't realize what is happening outside. So for that, it's really important that we start making laws, home office laws in all the countries around the world who have the right to reverse the situation. So when a woman, when the kids grow, when they leave the house, they have the right to say, okay, I want to get back to the office. I want to leave my house, because we cannot regulate against the will of the women if they want to stay inside the house. But it's important to leave the door open if they want to go outside again, because we had one century of feminism trying to get women out of the house, and now technology is getting us back inside the house. And they are putting us again this, this task of taking care of our kids and taking care of our families, like if it was something that it was specific for women. And certainly, we do not want that for the next generations to come. We want equal distribution of tasks in the house. We want networks of care economy that help us raise our children and take care of our elderly people. And we want women more active in our in working environments. We want leaders, we want women who get involved in political activism. We need that. And in order to get that, we need to solve the care economy and really the society to understand that this is a responsibility issue that needs to be distributed among everybody, not just women. We are not the ones who have all the responsibility of taking care of our children and of our elderly. And for that, we need more rights. We need the right to reverse home office. We need the right to
have algorithms that promote gender equality. We need the right to disconnect. We need the protection of data, the workers' data. So we are not blamed for what we do in the computer or what we see. We need a lot of rights. This is an agenda of rights. It's not an agenda of only activism. It is about activism. It is about talking with people and realizing all the hazards that the technology has, but it's also an agenda of governments and of rights to give solutions for women so we reach the gender equality in the next generations. Otherwise, it will just be another washing machine. Thank you very much for the invitation. Thank you very much for listening to me. It's really hard because I am a working mother. I have 3 kids and I'm here in my house throughout this pandemic. So I'm sorry for not being there with you, but I just record this so you have the message. And thank you very, very much for wanting to hear all what I'm working here in Argentina about all these issues. Well, goodbye. And I hope you can think more of solutions about all what I said. Goodbye. Sofia mutlaka bizi izleyecektir. Ona buradan çok teşekkür ediyoruz. Bence mükemmel anlattı. Sofia anlatırken Arjantin'den, dünyanın başka bir yerinden sanki Türkiye'deki sokakta kadın, iş yerindeki kadın arkadaşım konuşuyor gibi hissettim. Gerçekten tamamen aynı, hiçbir farkı yok. Çünkü evde harcadığımız zamanın performans yönetimine kriterlerine dahil olması ve bağlantıdan çıkma hakkına değinmesi çok önemliydi. Çünkü terim olarak bağlantıdan çıkma hakkı olarak biz bunu hiç kullanmıyorduk. Gerçekten bunun altını çizmesi bence çok güzeldi. Burada öğrenmiş olduk. Tekrar çok teşekkürler. Arjantin'e sevgiler. Şimdi sırada Şerife Ceylan var. Şerife Ceylan bizim Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneğimizin sivil toplum örgütümüzün bir üyesi, gönüllü üyesi. Aynı zamanda Şerife Ceylan şu an yüksek lisans yapıyor. Toplumsal cinsiyet alanında çalışıyor. Ve aynı zamanda daha önceden bazı projelerde yer aldı. Şimdi Şerife'nin konuşmasını dinleyeceğiz. Şerife, duyabiliyor musun bizi? Evet, duyabiliyorum. Evet, sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ben bir ekran paylaşacağım. Evet. Şimdi. Görünüyor değil mi ekranı? Evet, görebiliyoruz. Herkes görebiliyor sanırım. Öncelikle Sofya'dan da yer alınmışken şu girişle yapmak istiyorum. Şu girişi yapmak istiyorum. Yani bakım emeğini bırakmış ya da işte ev içi o rollerini birazcık geri tepmiş dijital dönüşümün bir parçası olan dijitalleşmeyi filmimiz bir perspektifle bakacağımız bu günde bugüne vakit ayıran bütün kadınlara teşekkür ediyorum. Ben de bu sunumda dijitalleşme ve kadın emeği konusundan bahsetmek istiyorum. Ama bundan öncesinde yine dünyadaki kız kardeşlerime tekrardan merhaba diyeyim. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Dijitalleşme ve kadın emeğini ele alırken şöyle düşündüm aslında. Kadın emeğinin o yapısal sorunları, süregelen yapısal sorunlarının dijitalleşmede de kendini gösterdiği ve aynı zamanda bu kendini gösteren sorunun hala daha devam ettiğini biraz daha ortaya çıkarmak isteyeyim. İlk önce kadın emeğinden bahsedeceğim. Sonra ücretli ve ücretsiz kadın emeğinden bahsettikten sonra bunun dijitalleşmedeki karşılıkları neler? Bunlara bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Şerife, çok özür dilerim. Bölmek istiyorum. Biraz daha sesi artırabilir miyiz? Herhalde bilgisayar sesiyle çok sesimizi aktaramıyoruz dinleyicilere. Tamam. Evet, mikrofonu yakın tutarsak çok teşekkürler. Ben çıkıyorum. Tamamdır.
Şimdi ücretsiz kadın emeği tartışmalarına baktığımızda çalışma kavramının aslında daha çok dışarıya çıkma, kamusal alanda yer alma ve ücret karşılığı olduğu söylenirdi. Fakat çalışmanın feminist teorisyenler tarafından ev içi görünmeyen emekte de olduğunu, yani ev içinde de görünmeyen bir emek olduğunu söylemeleriyle gün yüzüne çıktı. Peki bu görünmeyen emek nasıl, yani kadın emeği nasıl bir emektir? Doğallaştırılmıştır. Yani kadın olmanın kendisi gereği, doğal bir şekilde kadınlar ev içi emeği verirler zaten gibi bir algı vardır. Annelik içgüdüsü derler falan mesela buna. Ya da miktarı belirlenemezdir. Yani bunun bir sınırlaması yoktur. Az önceki konuşmalarda da olduğu gibi ne zaman yemek pişireceği, işte ne kadar dinleneceği gibi bir belirli süre içerisinde gerçekleşmez bu. Karşılıksızdır. Bir maddi karşılığı yoktur. Somutlaşmadığı için de bu görünür bir halde değildir. Ve yapılan işler genelde ev içindeki işler ekonomik dışı olarak görülür. Ama nasıl ekonomik dışıdır? Şu örnekle vermek istiyorum. Örneğin kamusal alanda işte ücret karşılığında çalışan bir erkek ve bir ev içinde emek sarf eden ve görünmeyen emeği olan bir kadın düşünelim. Bu ikisi evli olsunlar. Şimdi adam sermayeden parasını alıyor gibi görünüyor, fakat bir yandan da kadın o sermayeyi besliyor. Yani kadınla görünmeyen emeği besliyor. Nasıl oluyor? Örneğin kadın ev içinde çocuk bakımı, yaşlı bakımı, yani aile refahını aslında sağlamak için yaptığı şeyleri yapmasa kadın, erkek aldığı sermayeden o maaş, sermayeden aldığı o maaşı bu tür işlere de yetebilmek için daha çok almak zorunda kalacak ve sonrasında daha çok para alması gerekecek erkeğin sermayeden. Kadının emeği görünmeyerek, işte nesneleştirilmeden, para karşılığına girmediği zaman da aslında yine sermayenin cebi dolmuş oluyor böylelikle. Şimdi ücretli kadın emeği tartışmalarında da şöyle bir şey var. Yani bu ücretli olduğunda kadın emeği bizim ne kadar faydamıza, ya da nasıl bakacağız bu duruma, ücretli kadın emeğine? Emek piyasasına katılımın zaten cinsiyetler arasında bir ayrışması var. Bunlar yatay ayrışma ve dikey ayrışma şeklinde kendini gerçekleştirebiliyor. Mesela cinsiyete dayalı kadınlara ve erkeklere ait olan meslekler yatay ayrışma içerirken, aynı iş kolu içerisinde yükselme bazlı ayrışmalar da dikey ayrışmayı gösteriyor. Şimdi iş yerinde dikey ayrışmanın olması, yine yatay ayrışmanın olması, ücretlerde toplumsal cinsiyet farkı gözetilerek bunun yapılması, mesleklerin belirlenmesi, kayıt dışı istihdam ve... Çok özür dilerim. Chatten tekrar bazen biraz sesli boğuk geliyor sanırım. Tamam. Bağlantılarda da problem olabilir ama çok güzel sunuyorsun. Arada bir şeyler kaçırmak istemiyoruz. İstemiyorlar büyük bir ihtimalle. Arada unutulduğunun farkındayım ama tamam, çıktı. Tamam. Ücretli kadın emeği tartışmalarından bahsediyordum. Kayıt dışı istihdam ve kısmi zamanlı çalışma da bu tartışmalar arasındadır. Şimdi Kadın Girişimciler Derneği'nin TÜİK İş Gücü İstatistiği değerlendirmesi vardı. Türkiye'de 3.2 milyon kayıt dışı çalışan kadın var ve bu sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayan kadın istihdamını simgeliyor Türkiye'de. Fiili kadın işsizlik oranı da %32. TÜİK Haziran'da 2020 İş Gücü İstatistikleri raporuna göre Haziran ayında kadın işsizlik oranı %14,5 olarak gerçekleşti. Haziran ayı itibariyle ülkede 1.41 milyon işsiz kadın bulunuyordu. Fakat yine TÜİK'in yaptığı iş aramayıp iş başı yapmaya hazır olanlar istatistikleri ise Haziran itibariyle 2.5 milyon kadının olduğunu gösteriyor. Ve bunların da 614 binini iş bulma ümidi olmayanlar, işte geride kalan 1.9 milyonun ise ev kadını olma, öğrenci olma, irat sahibi olma, emekli olma gibi durumlardan kaynaklı olduğunu belirtiyor. Yine erkeklerin yıllık ortalama fert geliri kadınların
ikinden ne kadar fazla olarak baktığımızda erkekler toplamda %31 kadınlardan daha fazla kazanıyor. Ücretle çalışan erkekler kadınlardan %21 daha fazla, yeğenliği %86 daha fazla, işveren erkekler oranı %20 daha fazla, kendi hesabına çalışanlar %77 daha fazla şeklinde sayısal verileri de görüyoruz. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun 8 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü'nde gelir uçurumu raporu olmuştu. Burada da erkeklerin yıllık iş gelirinin kadınlara göre %31.4 daha yüksek olduğunu aktardığını görüyoruz. Diğer ifadeyle kadınlar erkeklerden 1/3 oranında daha az kazanıyor. Fakat bu durum işteki duruma göre farklılık gösterebiliyor yine. Şimdi baktığımız zaman aslında ücretli ve ücretsiz emek tartışmalarında kadının konumunun dezavantajlı olduğu konular sadece bunlar bir kısmı. Düşündükçe aslında daha fazla olduğunu da göreceğiz. Yine dijitalleşme ve kadın emeğindeki kadın emeğinin dijitalleşmeyle ilişkisine bakmadan önce dijitalleşmenin kendisini biraz anlamak için ben de çok kısaca bahsedeceğim. Emeğin üretkenliğini arttırmaya çalışıyor ve emeğin değerini de Sheriff, can you approach your mic because we are not getting interpretation because interpreters cannot hear you. I'm sorry to interrupt. Thank you. Tamamdır. Teşekkür ederim. Yani dijitalleşme ve kadın emeği ilişkisinde emeğin üretkenliğini arttırmaya çalışıyor dijitalleşme ve emeğin değerini de düşürmeye çalışıyor. Aslında kapitalist düzen bunu sağlarken dijitalleşmeyi kullanıyor. Ona gelmeden önce Ken Loach diye bir yönetmen var. Politik sinema yapıyor. Onun Üzgünüz Size Ulaşamadık diye bir filmi çıkmıştı 2019'da. Bu filmde aslında bahsettiğimiz şeylerin biraz daha görünür olduğunu yani görebiliyoruz. Mesela filmin açılış sekansında kendi işini bulma umuduyla karısının arabasını satıp işte kargo şirketinin ağına katılan bir baba görüyoruz burada. Sonrasında kadın da yaşlı bakım emeği veren bir işçi olarak çalışıyor. Ve ikisi de aslında dijitalleşmeyle bağlantısını kuracağım. Adam kargo şirketinde çalışırken tagograf diye bir tane alet kullanıyor. Bu alet işte aracı süren kargo şirketinin arabalarında bulunuyor. Bu aracı süren kişinin hızını, nerede durduğunu, ne kadar dinlendiğini takip ediyor. Kadın da yaşlılara bakım verirken hiçbir şekilde kendisine dinlenmek için zaman verilmiyor. Hızla telefonda yani nasıl hızlı davranıp davranmadığı işte gidip gelmediği telefonda sürekli eş zamanlı takip ediliyor. Dijitalleşmenin de aslında verdiği şeylerden biri de istediği şeylerden de biri bu. Eş zamanlı iş takibi yapabilmek ama bu eş zamanlı iş takibi ne kadar insani ve ne kadar toplumsal cinsiyete dayalı da bir bakış açısıyla sunuluyor. Şerife izninle bir söz alabilir miyim? Çok özür dileyerek. Bu arada diğer kanallara ses gidiyor mu? Çevirimiz gidiyor mu? Onu bir kontrol edelim. Çünkü sanırım biraz sesin gitmesi anlamında bir problem var. Tamam, Mariana okey diyor. Herkes okey sanırım değil mi? Tamam. Tamam. Lütfen çok özür dilerim Şerife. bu filmi de aslında konuştuklarımızın hemen sonrasında izlerseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Dijital emek kategorilerine girmek istiyordum fakat bunlar zaten bahsedildi. Buraları hızlı geçeceğim. Dijitalleşmenin güçlü ve fırsatları olabiliyor. Bunlar bize de sunulabiliyor. Bunları da yine konuşacağımızı öngörerek geçmek istiyorum. Şimdi Öznur Karakaş'ın, Öznur Karakaş'ın Terabyte'da bir yazısı vardı dijitalleşme ve kadın emeğine göre. Oradan biraz bahsetmek istiyorum. Araştırmalara göre işçilerin %47'sinin otomatikleşmesi muhtemelen iş kollarında çalışıyor. Buna göre idari pozisyonlarda ve ofis işlerinde 5.1 milyondan fazla iş kaybı yaşanabileceği tahmin ediliyor. Şimdi bizim sorularımıza gelelim. Pekala bütün bu değişimin kadın istihdamına ve emeğine yansıması ne olacak? Ve bu soruyu iki açıdan ele almak mümkün demiş Öznur. İlki söz konusu teknolojileri üreten kesimler arasında yani sistem,
ICT, enformasyon ve iletişim teknolojileri sektöründe düşük kadın temsiliyeti. Buna dijital toplumsal cinsiyet ayrımı deniyor. İkincisi ise söz konusu değişimlerin kadın emekçileri ve kadın emeğine orantısız etkisi. Ve yine aslında bakıyoruz ki meslek gruplarında da yeni meslek grupları çıkarken bir önceki meslek grupları da değerini kaybediyor ve aslında siliniyor. Burada da kadınların şu anki içinde bulunduğu iş meslek gruplarında tehlike altında olduğunu görüyoruz. Yine dijital toplumsal cinsiyet ayrımından bahsetmek istiyorum. Nadia Bergman ve meslektaşları dijitalleşme ve toplumsal cinsiyet üzerine söylem analizi yaptıkları araştırmalarında dijitalleşme literatürünün büyük bir kısmının kadınları ve toplumsal cinsiyet mevzusunu göz ardı ettiğini ortaya koymuş. Toplumsal cinsiyetin mevzu bahis edildiği kısıtlı sayıda örnekte ise mesele sadece sistem, yine ICT alanlarında kadın temsiliyetin az oluşuna odaklandığını belirtiyor. Ve küresel ölçekte yine kadınlar STEM mezunlarının %36'sını oluşturuyor. Ancak sadece STEM çalışanlarının %25'i kadın ve bu alanda karar alma pozisyonunda olan kadınların oranı sadece 9. Fakat araştırmanın odak noktası bu olduğunda kadın temsiliyetinin arttırılması esas mesele olarak görülüyor. Bu da genellikle kadınların dijitalleşmeye daha uygun olduğu öne sürülerek dile getiriliyor. Bu iyi niyetli bir yaklaşım gibi görülse de bir yandan da şunu eklemekte fayda var. Toplumsal cinsiyeti geleneksel bir biçimde ele almadan dijital değişime entegre olabilmek meselesi. Yani yine kadınsı ve erkeksi özellikler yaratmadan dijitalleşmenin içerisinde yer alabilmek meselesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kod yazmanın, algoritma üretmenin de aslında cinsiyette olduğunu hatırlamak gerektiğini düşünüyorum ve bu noktada kadın katılımını daima sorgulamak lazım ve ortaya yeniden çıkartılacak yapısal sorunlara da baştan karşı çıkmak gerekiyor bence. Şimdi yine bilişim sektöründe toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü hakkında araştırma yapmış Başak Bozkurt ve Aylin Akpınar'ın bir makalesinden örnek vermek istiyorum. Bu makale bilişim sektöründeki toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünü yaparken derinlemesine görüşme tekniğiyle bu alanda çalışan kadınlarla konuşuyor. Ben oradan birkaç kadının sözlerini aldım. M 32 yaşında koordinatör. Genel olarak şöyle bir şey var. Bence onu sezdiriyorlar zaten. Kadının iyi olmadığını. Çok özür dilerim. Şimdi, şöyle bir şey yapabilir miyiz? Acaba kulaklığı çıkarsak bu mikrofonda problem yaratmasa. Çünkü çeviride arkadaşlar. Şu an evet bence daha iyi. Evet. Bilişim sektöründe toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümüyle ilgili Başak Bozkurt ve Aylin Akpınar bir tane makale yayınlamıştı. Oradan yola çıkarak derinlemesine görüşme yaparak oluşturdukları bu araştırmada görüştüğü bilişim sektöründe çalışan, görüştüğü kadınların sözlerinden almak istiyorum. M 32 yaşında koordinatör. Genel olarak şöyle bir şey var. Bence onu sezdiriyorlar zaten. Kadınların iyi olmadığını, böyle onların gözünde zaten çok iyi kod yazamaz, işte böyle olamaz falan, geneli öyle. Zaten bunu karşı tarafa sezdiriyorlar diyor. P 38 yaşında iş çözümleri yöneticisi. Benim hissettiğim böyle erkekler daha çok teknik uzmanlık gibi şeylere konumlandırılıyorlar. Yani onlar tekniği daha iyi biliyor. İşte mesela mimarların çoğu erkektir. Mimardan kastımız teknik mimar azdır. Kadınlar böyle vitrin işleri, daha çok soft işler, yani öyle konumlandırılıyor hissediyorum. İşte iletişim işlerinde konumlandırılıyor. Ve erkekler daha böyle bilek gücü demiş. Aslında burada bilek gücü olarak bahsettiği şey yapısal o toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliği ören kalıp sözlerden biri. Nasıl bakın kod yazmada kendini gösteriyor. Yani burada da aslında eşitsizliği örmenin yapısal sorunları çözememe halimizden ötürü olmadığını görüyoruz. Şimdi neler yapmalı? İşte biçilmiş bu yapısal algıları yıkmak için
baştan itibaren dahil olmalı dijital değişime. Kadınların dijital becerileri artırılmalı ve hem teknolojiyi kullanırken ileri seviyede de teknoloji alanında eğitim alınması desteklenmeli. Teknolojide kadın girişimciliği desteklenmeli ve bu kamu ve özel sektör içinde politikalar geliştirilerek yapılmalı. Son olarak da dijital değişimi yapısal eşitsizliklerden arındırıp feminist bir şekilde örme dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyorum. Pardon, sesimi açmayı unutmuştum. Çok teşekkür ederim Şerife'ye. Çok güzel bir sunumdu. Sadece seste biraz problemler yaşadık. Şimdi soru cevap kısmında Şerife'ye yönlendirmek istediğimiz soru varsa eğer reaksiyon kısmından el kaldırabiliriz ya da chat'e yazabiliriz. Sorularımız var mı acaba? Çünkü akabinde bir 10 dakikalık bir aramız olacak. Ondan önce sorularımız varsa soralım istiyoruz. Bekleyelim biraz. I have a comment if no one else has a comment, but I can wait to see if someone wants to speak before. Evet Mariana. Evet Mariana, şu an herhangi bir soru yok. Sen lütfen sorunu sorabilirsin lütfen. Okay. No, first of all, thank you, Sheriff, and also Sophia, who's not there, for your presentations, but I think both bring important things for us to bear in mind from this session. I liked when Sophia mentioned the danger of universalizing men's experience with platform work, because usually when we talk about platforms in the media, in everyday life, the first thing that comes to mind is transport platforms, for instance, which are the workers are mainly men. And there are some women who face a lot of barriers in these platforms, but sometimes we tend to take the experience of men with platform as universal. And I like when she says that trade unions need to pay attention to that in order not to reproduce, in order to create proper strategies to bring women who are in platform work to trade union politics. And it made me think when she mentioned about the centuries of, or the many years of feminist struggle to get women out, kind of out of the house, or at least let's say to politicize women's experience with the house as well. And now what is being sold to us as the solution to conciliate the issue of product labor outside the house and the labor inside the house is home office, and how this is very fake, how this does not solve our problems. So I think this is something that we need to bear in mind as feminists, that home office or platform work or whatever the big tech companies are proposing now, it's not a solution in the terms of the feminists debate. Our claim is that care is equally shared, and actually that care is the center of the how we organize society. And I also really liked when Sheriff showed how the debate about digitalization sometimes is focused only on women participating more in science and technology, and how it's actually much more complicated than that, and how automatization is already affecting, devaluating more women's labor than men's labor. So all of these are items that I think we need to bear in mind for building an agenda of claims and struggles around this topic.
Teşekkürler Mariana katkın için. Bir tane sorumuz var chatte. Yaşar Hanım'dan. Chat'i açacağım şimdi. Platform dediğiniz farklı iş kolları değil mi? Doğru anlamak için soruyorum diyor Mariana'ya. Ve aslında Sofia da bundan bahsetti. Soruyu ben tekrar sorayım. Platform dediğiniz farklı iş kolları değil mi? Doğru anlamak için soruyorum diyor. Yaşar Tarakçı. Marian, yes. Marian, evet, evet. Aslında Sofia'ya ve sana, Sofia ve sana karşı soruyor. Platform dediğimiz farklı iş kolları değil mi diyor. Doğru anlamak istiyor söylediğimiz platform şeyleri. Platform, when we're talking about platform, we're talking about a specific way of organizing like a company. It's a specific way, a platform. So for example, Uber is a platform, Grab is a platform, all of this delivery, for instance, when we see, I don't know if in Turkey this is a phenomena, but in other places, yes, when there is the people delivering food by bike with the bag with a slogan, they work for a platform. And usually a platform is something that combines a demand for something with the workers. They do this link between these two branches. But what we complain about is that they often, there is often a labor relation there that is masked. The platforms, they claim that they are only mediators who put offer and demand in relationship. And it's not the case. They are very often behave like bosses, like a working place. So that's what we are talking about when we talk about platforms. I don't know if Ankita wants to jump in as well. Ankita? Yeah, hi. So, no, actually, Mariana, you've explained it really well. Platform is a word that is specifically used to define the economy, which is run through the technological network building. So there is a service provider, for example, Uber will connect customers who want a cab with the person who can provide you with the cab. So this is basically a technology which is bringing the consumer and the producer of a particular service or a particular good online in a digital space. So that's called platforms. So basically we are moving towards a platform economy where increasingly all our services, all our products, all of that is moving online. So when we talk about platform economies, that is what it means. Mariana has also explained it really well. So all of that is platform. It's a specific to the digital economy terminology. And I think, Mariana, we are going to share the glossary. We can add this term there. Teşekkürler Ankita ve Mariana. Ayrıca soru soran katılımcımız Yaşar Hanım. Bence güzel açıkladılar ki Yıldız Hanım da bir katkı yaptı orada. Türkiye'de Yemek Sepeti, Trendyol gibi üreticiyle tüketici bir buluşturduğumuz, buluşturan platformlar. Chat'ten de böylece örnek vermiş olduk. Sanırım daha temiz bir şekilde zihnimizde yer etti. Şimdi ben bir şey katmak istiyorum. Bir katkı da bulunmak istiyorum. Lütfen Gülser Hanım, buyurun. Teşekkürler. Şimdi esas olarak kadınların zihinsel yükünün artması söz konusu. Çok ağır bir zihinsel yüke neden oluyor kadınlar açısından. Belirgin olarak kadın ve erkek zihinsel yükleri farkı var. %46 oranında kadın için çocuk olmasına bağlı iken bu yük,
erkekler açısından bakayım neydi o şeyi? %69 bir zihinsel yük geliyor. Çok ağır stresler kadınların %63'ü için iken erkeklerin %56'sı için stres ağır bir zihinsel yük işareti. Günlük yaşamda ise zihinsel yükün eşler arası gerilim açısından kadınların %92'si için, erkeklerin ise %88'i için önemli. Yanma kadınların %89'u için iken erkeklerin %85'i için, yani kadınların %83'ü, erkeklerin ise %81'i bunalım, yanma gibi durumlara girebiliyorlar. Görüldüğü gibi kadınlar ve erkekler açısından zihinsel yük oranları da çok farklı. Kadınların yükü çok daha ağır. Azaltmak için bunları kadınlar ne yapmalı? Bazı çalışmalar yapmalıyız bu konuda. Kadınların %60'ı için, erkeklerin ise %56'sı için kusursuz olmamak meselesi var. Yani erkekler kusursuz olmamayı pek dert etmiyorlar anlaşılan. Kadınlar daha fazla oranda dert ediyorlar. Boş vermek. Boş vermek erkekler için çok önemli bir şey. Hele ev işleri, evde bakım, çocuk bakımı gibi görevler söz konusu olduğunda erkek umursamıyor gerçekten. Kadın ya yapar nasıl olsa diye bakıyor ve önemli bir zihinsel yük kadının üstüne biniyor. Boş verme kadınların pek yapamadığı bir şey. Erkekler çok rahatlıkla her şeye boş verebiliyorlar. Aman ne olacak ki? Aman bu da çok mu önemli ki? Gibi şeyleri çok yaşadık hepimiz zannediyorum. Kadınlar olarak erkekler tarafından söylenilen laflar bunlar. Kadınların %67'si ve erkeklerin %59'u için sakin ilişkiler, iyi olma durumları. Kadınların %65'i, erkeklerin ise %54'ü için sağlığının iyi olması daha önemli. Yani gördüğünüz gibi zihinsel olarak da kadınlar çok büyük yükler altında. Sadece iş yapmak, fiziksel olarak çaba sarf etmek değil, organizasyon işi, dünyayı kadınlar döndürüyor. Onların emeği, ev içi emeği olmasa, ücretsiz ev içi emeği bütün kapitalizmin temeli. Kölelik sisteminde olan bir durum çünkü. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Gülser'e. Gülser Antalya Kadın Dayanışma'dan bu arada, bizim derneğimizden. Teşekkür ederiz ona katkısı için. Rica ederim. Şimdi birinci oturumu böylece kapatmış oluyoruz. Dijitalizasyona giriş Mariana ve Ankita'yla bir çerçeve çizdik. Bu üzerine çok konuştuk. Ardından dijitalizasyon ve kadın emeği konusunda gerçekten çok güzel bir sunum oldu. Zihnimizi berraklaştırdı. Şimdi 10 dakikalık bir ihtiyaç molamız var. Ondan sonra ikinci oturumu başlatabiliriz. Bütün konuşmacılara teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli katkılar yaptılar. Bu güzel, yarının da çok motivasyonlu süreceğini gösteriyor. Teşekkürler hepinize. Arada Şerife'nin aktardığı filmin soundtrack'ini izleyelim dedik. Bir de şarkılar dinleyelim. Dinamite, I've done it. Concreting, plumbing. Is that you too? I've done it all. Why'd you give it up? He's just gone from job to job. There's always someone on your back, isn't there? Come on, we've got time to make up, let's go. I'd rather work on my own now and be my own boss. Let's just get a few things straight at the start though, shall we? Hi, Rosie.
if you miss school again. No, if you don't move, then you're going to get a ticket. Oh, Rosie. You're a phenomenal life. You don't work for us, you work with us. So you have a contract to get paid for the visits. Keep this happy. Scan it. Yes. They track every parcel, don't they? To the front door and the back door. Even if you put one in the garden shed, they know where it lands. Fucking hell! The dog round there with massive teeth, I think it stuck the trunk out of my arse. This decides who lives and who dies. You were storm. It wasn't me, it was your mum. She says for Mr. Campbell. Robert, not. Keeps on parking in my parking space. I don't get paid till they get delivered. It's my night or my family. It's a no. I'm not doing it. I must have some problems with a teenage son. Have you been on the train tracks and the roofs? This 2 days in a row. Just knuckle down. This is another £100 fine and a sanction. Otherwise, you're just going to end up like... Well, thank you. I never thought it'd be this difficult. I just want things to go back to normal. You do more for me than you'll ever know. You've got the best thing in life here. You've got a family that care about you. How does your company get away with this? This is my family. Thanks for the great day. And I'm telling you now, nobody messes with my family. Master of your own destiny, Ricky. You up for that? Yeah. This is where it's at. Vindaloo. Gotta be hard to take this stuff, do you know what I mean, son? I'm sorry, Ben. Luckily now. Kadınlar vardır, kadınlar vardır.
is too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price. Başlıyor muyuz? Tüm katılımcılarımız burada mı? 33 kişiyiz şu an. 36 dolaylarındaydık sanırım, değil mi? 55'te başlayabiliriz 1-2 dakika içerisinde. Okey, böylece ikinci oturuma aranın ardından başlamış olalım. Şimdi ikinci oturumda dijitalizasyon ve şiddet üzerine konuşacağız. Öncelikle ben konuşmacımızdan bahsetmek istiyorum, Nurcihan Temur. Nurcihan Temur, Kadın Koalisyonu'ndan feminist aktivist kendisi. Nurcihan Temur burada mı? Nurcihan? Belki arada mı acaba? Nurcihan burada mı? Buradayım, buradayım. Sesimi ayarlamaya çalıştım. Nurcihan, duyuyoruz seni. Merhaba. Selamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. O zaman ben sözü sana bırakıyorum. Tamam. Çok teşekkürler Hülya. Bu arada herkese selamlar. Yani o kadar güzel bir çalışma oluyor ki hem benim için hem de bu konu ilgi alanım ve çalışma alanım olduğu için. Umarım böyle çalışmaların artması dileğiyle ve herkese çok selamlıyorum. Herkese buradan selamlar. Nurcan benim ismim. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet çalışıyorum. Son dönemlerde de, yani son dönem dediğim aslında 4 yılı buldu. 4 yılları da toplumsal cinsiyete dayalı dijital şiddet çalışıyorum. Acaba sesimde herhangi bir sorun var mı? Yoksa kulaksızlıkla devam edebilirim? Sesini biz duyuyoruz değil mi? Tamam. Herkes duyuyor bence. Netse. Evet. Netse devam edebilirsin. Ha, tamam. Lütfen. Tamam. Aslında sizin yani ilk sunumlardan devamını gerektiren bir sunum gerçekleştireceğim. Çünkü bütün her şey bu dijitalleşme çağında birbiriyle bağlantılı ki hep şey derler, artık bir dijital çağda yaşıyoruz. İşte teknoloji gelişiyor, internetin kullanımı gelişiyor. Peki bunun iyi taraflarıyla beraber aslında ayrımcılığı körükleyen, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarını çok ağır yaşadığımız bir dijital alanla karşı karşıyayız. Bu hep deriz, işte toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en ağır sonuçlarından bir tanesi toplumsal cinsiyete dayalı şiddettir deriz yani. Aynı zamanda dijitalleşme çağında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en ağır yaşadığımız şeylerden bir tanesi de toplumsal cinsiyete dayalı dijital şiddet aslında. Peki nedir bu dijital şiddet diye biraz konuşabiliriz. Şöyle aslında ilk herhalde Sofya'nın söylediği, yani Tan'ın da söylediği, aslında Şerife'nin de söylediği iki alan belirliyoruz biz. Bir çevrim dışı alan, yani normal internet kullanımının ve teknoloji kullanımının dışında yaşadığımız alan. Bir de çevrim içi alanlarımız var artık. İşte bu çevrim içi alanlardan bir tanesi. Şu an Zoom kullanıyoruz mesela. Artık çevrim dışı alanla çevrim içi alandaki eşitsizlikler aynı. Ve çevrim dışı alandaki eşitsizlikler çevrim içi alanı da besliyor. Birbirinden ayrı, birbirinden azade konular değil. O yüzden mesela hep şey deriz, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet bir insan hakları ihlalidir ve çok ağır sonuçlara neden olur. Ama şöyle kavramlaştırma konusunda hem uluslararası literatürde hem ulusal Türkiye'deki çalışmalarda biraz
yeni bir kavram olduğu için oturmuyor. Şöyle diyelim, toplumsal cinsiyete dayalı dijital şiddet, şimdi şiddet de biliriz. İşte fiziksel şiddet var, ekonomik şiddet var, psikolojik şiddet var, cinsel şiddet var alt türleri. Peki dijital şiddeti nereye koyacağız meselesi karşımıza çıkar. Dijital şiddet dediğimiz mesele aslında bu dört alt türü de kesen, gerektiğinde işte cinsel şiddete de değen, ekonomik şiddete değen, cinsel şiddet sonuçları olan ekonomik şiddet devamında çevrim dışıyı da beslediği için fiziksel şiddet de sonuçlanabilecek. Bu bütün alt türleri besleyen ayrı bir biçim deriz dijital şiddete. Yani şöyle diyebiliriz, yani mesela flört şiddeti konuşuluyor son dönemlerde, partner şiddeti konuşuyor. Artık biz dijital şiddeti konuşuyoruz. Mesela Nural'ın sunumlarında da vardır. Artık bütün uluslararası sözleşmelerde de dijital ortam diye bir kavram ekleniyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin ek yorumlarında, SEDAV'ın ek yorumlarında dijital ortamda yaşanan şiddet diye bir ibare ekleniyor artık. Dedik işte çevrim dışı şiddetin devamı, yani ondan besleniyor. Aynı eşitsizliklerle, aynı ayrımcılıklarla karşıya kalıyoruz. Ama şöyle, tanımlamada artık bir şey sorunu var. Yani siber şiddet mi diyeceğiz, dijital şiddet mi diyeceğiz, online şiddet mi diyeceğiz, çevrimiçi şiddet mi diyeceğiz? Bu mesele sadece mesela Türkiye'deki kavram sorunuyla değil, bütün uluslararası literatürde de daha ne diyeceğimizi tam bilmiyoruz. Birleşmiş Milletler genelde işte raporlarında işte çevrim içi ve siber şiddeti kullanabiliyor. Avrupa Komisyonu online şiddet diyebiliyor falan. Ama bilinen bir gerçek var. Bütün bu kavramların feminist bir perspektiften değerlendirilmesi lazım. Yani bütün bu kavramların bir feminist bakış açısıyla bakılıp ona göre dil birliğine gidilmesi lazım. Ama şu an hepsini kullanıyoruz. Dijital şiddet de diyoruz, siber şiddet de diyoruz, online şiddet de diyoruz. Peki siber zorbalıktan farkı ne gibi bir soru gelebiliyor her zaman bizim çalışmalarımızda. Çünkü siber zorbalık genelde çocuk ve gençlerde çalışılıyor. Ama siber şiddet, yani dijital şiddet dediğimiz mesele biraz daha yetişkinlik, aslında çocukları da kapsayan. Yani siber şiddeti bir üst kavram, yani dijital şiddeti bir üst kavram olarak düşünebiliriz. Bu siber zorbalığı da işin içine alınıyor. Daha önceki sunumlarda vardı. Aslında hep şey deriz, yani toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri nedeniyle dijital şiddet oluyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin döndüğü mesele neresi peki? Gündelik hayatımızda var. Bir de teknolojide toplumsal cinsiyet eşitsizliği var. Kullanıma da bakabiliyoruz. Yani teknolojiye erişim bakımından biliyoruz ki Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle. Erkeklerin teknolojiye erişimi kadınlardan daha fazla. Ama bu sosyal medya kullanım yaygınlığı gitgide artıyor ve aradaki uçurum da azalabiliyor. Tamam, kadınlar sosyal medyayı aktif kullanıyor ve bu aradaki uçurumlar bazı yerlerde çok, bazı yerlerde azalıyor. Ama kadınlar kendilerini toplum sosyal medya ya da teknolojik yerlerde güvende hissediyorlar, hissetmiyorlar. Yani buradaki hepimize sorsak, desek ki bu Zoom programı dahil ya da herhangi bir program dahil kendimizi internet kullanırken ya da sosyal medyada güvende hissediyor muyuz sorusunu sorduğumuzda genelde %70 ya da %80 dolayında hissetmiyoruz cevabını verebiliyoruz. Bunun kendimizce çok farklı nedenleri var tabii ki. Ama uygulama programlarına baktığımız zaman ne kadar cinsiyetçi yapılar olduğunu da görebiliyoruz. Türkiye'den örnek verecek olursam, Türkiye'de Facebook ve Instagram kullanıcıları arasında böyle bir cinsiyet uçurumu çok olmakla beraber Twitter'da bir maskülen yapı vardır. Yani Türkiye'deki Twitter kullanıcıları, yani atanmış cinsiyeti erkek olan, yani %19, %20 kadın, %80 erkek diye çıkar. Bilirler Türkiye'deki Twitter kullanan kadınlar, oranın ne kadar nefret söylemi içeren cinsiyetçi bir yapılanması olduğunu aslında bu istatistik de bize verir. O yüzden bu çalışmaları yaparken acaba kadınların ve erkeklerin ne kadar hangi mecraları kullandığı ve ne oranda orada oldukları da önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Diğer şey de teknoloji sektöründeki kadınların durumu. Yani Şerife'nin sunumda da vardı aynen. Genelde IT alanında, yani bilişim alanında kadınların görmek çok az. Yani app kullanan, yani app'i üreten, kullandığımız işte Facebook'taki çalışan kadınlar, Google'daki falan, bunlara baktığımızda kadın sayısı gerçekten az. Bu şeyi bırakıyor bize, yani
o kapitalist sistem içerisinde aslında gene erkek egemen bir taraf olduklarını, aslında yapılan şeylerin ne kadar cinsiyetçi olduğunu, verilen ürünlerin de yani çıkan ürünlerin de biraz toplumsal cinsiyete duyarlı olmamasını da getiriyor. Yani çünkü orada bu IT firmalarındaki cinsiyet eşitsizliği bu sonucu da bir yandan da doğurabiliyor. Yani bunu karşımıza çıkartabiliyor. Peki bu dijital şiddete kim maruz kalıyor? Genelde şey denir, herkes denir. Yani çocuklar, oğlan çocukları, işte erkekler. Yani bu bizim yaptığımız atölye çalışmalarında erkek karma gruplarda erkekler de der. Ya biz de dijital şiddete maruz kalıyoruz. Evet, kalıyorlar. Yani çocuklar da kalıyor, oğlan çocukları da kalıyor. Ama Birleşmiş Milletler'in bir araştırması var. Kadınlar ve kız çocukları 27 kat daha fazla dijital şiddete maruz kalıyor. Bu çok büyük bir oran. Yani bu da aynı. Yani gündelik şiddetle aynı. Yani şunu diyebiliriz. Ne zaman ki kadınlar bütün kadınlık halleriyle sosyal medyada ya da işte bütün bu teknolojik alanlarda görünür olmaya başladıklarında bir şiddete maruz kalma riskleri aynı oranda artıyor. O yüzden kadınların ve kız çocukların şiddete maruz kalma oranları 27 kat daha fazla. Ama çevrim dışı şiddette olduğu gibi bağlam bakımından ve kesişimsel ayrımcılık dediğimiz mesele bakımından farklı kadınlık hallerini daha fazla etkileyebiliyor. Yani kadınları, eğitimleri, yaş durumları, işte etnik kökenleri, cinsiyet kimlikleri, ilişki durumlarına göre daha fazla şiddete maruz kalabiliyorlar. Ama yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki kadınlar ne zaman daha fazla görünür olsa siber dijital şiddete daha çok maruz kalıyorlar. Mesela feminist aktivistler. Feminist aktivistlerin sosyal medya hesaplarında ne zaman kendileriyle ilgili bir kampanya, görünür bir şey paylaştıklarında altına yazılan nefret içerikli söylemleri bir şey yapın. Ya da direkt mesaj dediğimiz sosyal medya hesaplarından onlara gelen tehdit içerikleri mesajlar. Ya da kadın siyasetçiler. Şimdi kadın siyasetçilerin sosyal medya ya da teknoloji, onların kampanyalarını geliştirilecekleri ve özgür alanı olarak kullanılacakları bir alanken, herhangi bir sosyal medya kullanımlarında dijital şiddete maruz kalabiliyorlar. Bu kampanyaları eline geçirebiliyor ve şöyle araştırmalar var. Twitter'da mesela kadın parlamenterle erkek parlamenterleri kıyasladıkları araştırmalar var. Bir kadın parlamenter kendi kampanyasını duyurduğuyla altında Twitter'da 24 saat içinde 600 tecavüz tehdidi alabiliyor. İngiltere'de bir parlamenterin başına gelmişti. Ama aynı partide başka bir erkek parlamenterin başına böyle bir şey gelmiyor. Gene tehdit mesajları var ama oran arasında uçurumlar var. O yüzden nerede görünür olma meselesi aynı. Aynı şekilde LGBT'yi aktivistlerin de, yani ne LGBT'yi aktivistlerin sosyal medyada kendilerini ifade edebilecekleri bir alanken, nerede açık kimlikle savunu yaptıkları bir alanda yine dijital şiddete daha çok maruz kalıyorlar. Aynı şekilde kadın yazarlar, kadın gazeteciler, kadın akademisyenler, engelli kadınlar diye sıra gidiyor. Yani bu bütün işte dijital şiddete herkes maruz kalabiliyor ama daha katmerli kalan bir kesimler de bunlar. Çünkü daha görünürler, daha çok şey paylaşıyorlar. Aynı zamanda fail kim? Yani bu şiddeti kim uyguluyor? Çevrim dışı şiddetle aynı. Yani bir arkadaşımız olabilir, yakın bir arkadaşımız, iş arkadaşımız olabilir, eski partnerimiz olabilir, şu anki partnerimiz olabilir. Ama dijital şiddetin şöyle bir farkı olabilir. Hiç tanımadığımız bir kişi dünyanın bir ucunda. Yani çevrim dışı şiddetten farkı sadece bu olabiliyor. Yani dünyanın bir ucundan birisi tarafından şiddete maruz bırakılabiliyoruz. Ama amaç değişmiyor. Yani çevrim dışı şiddetteki gibi amaç biraz korkutmak, utandırmak, aşağılamak, tehdit etmek, susturmak ve farklı şekilde linç de içine giriyor. Linç saldırılarında bulunmak. Genel amaç bu oluyor. Bazı dijital şiddetin tanımlayıcı özellikleri var. Son 5-6 dakikada bunu da konuşup sunumu tamamlayacağım. Bazı tanımlayıcı özellikleri var. İşte anonim olabiliyor. Biraz eylem mesafesi geniş oluyor. Yani çevrim dışı şiddette biliyoruz. Ya yakınımız oluyor ya bir şekilde bir fiziksel bir şeyimiz olabiliyor, temasımız olabiliyor. Ama
işin içine dijital alan girdiği dediğim gibi dünyanın herhangi bir ucundan birisinden şiddete maruz kalabiliyoruz. Yine tanımlamayan bazı özellikleri var. Mesela şeyle karıştırılabiliyor. Türkiye'de de olduğu gibi mesela dijital şiddet sadece mesela ısrarlı takiple sınırlı şu an. Ama biz biliyoruz ki bunun içerisinde siber takip var, siber taciz var, işte görsel odaklı cinsel taciz gibi alt türleri var. Bunlarda da en fazla şu an gündemde olan stalklama deyimini bilirsiniz. Yani birilerinin hayatını sosyal medyadan stalklaması. Aslında bu çok pembe gibi gösterilen bu stalkerlık halinin aslında dijital şiddetin temelini oluşturduğunu da bilmeliyiz. Yani başkasının hayatına girme, onunla ilgili bilgi toplama ve o bilgiyi ona karşı kullanma hali çok pembe bir hal değil aslında ve dijital şiddet de çok önemli bir alan. Ve kendimize sorduğumuz bazı sorular olabiliyor. İşte siber takipte internet yoluyla izlenebiliyoruz. Yani sosyal medya hesaplarımız izlenebiliyor ve takip edilebiliyoruz. Mesela bir örnek verecek olursam eşinden ayrılmış bir kadın vardı ve tehdit alıyordu. Ölüm tehditleri. İl değiştirmişti. Ama Facebook'tan bir arkadaşı onu etiketliyor ona sormadan ve bu o arkadaşın da arkadaşı olduğu için eski eşi bu etiketlemeyi görerek onun yerini tespit ederek kadını tekrar tehdit etmeye başladı. Mesela bunun gibi aslında bir etiketlenmenin bir Facebook etiketlenmesinin nelere olacağını biliyoruz artık. O yüzden bu dijitalleşme çağıyla beraber şiddetin türü değişiyor. Hepimiz biliyoruz yani Instagram'dan, Facebook'tan saldırgan flört girişimleri oluyor kadınlara. Yani profilinin kadın olması bile yeterli oluyor. Yani o yüzden mesela onların aslında hepsinin şiddet olduğunu biliyoruz. Aslında bunların hepsi siber tacize giriyor. Aynı zamanda herhangi bir paylaşımımızın altına nefret içerikli yorumlar geliyor. Buradaki ana eksen nasıl siber şiddete ya da dijital şiddete maruz kalıyorumuzun sorusunun cevabı bize şu. O mesaj bizi tedirgin ediyor mu? Kendimizi güvende hissediyor muyuz? Bu soruları tedirgin ediyorsa ve kendimizi güvende hissetmiyorsak bu aslında siber tacize maruz kaldığımızın işaretlerinden bir tanesi. Birçok örneği var ama umarım daha uzun zamanlarda konuşma fırsatımız olur. Ama dünyada da ve Türkiye'de görülme sıklığı çok yüksek. Yani biliyoruz her küçük üç kadından biri şiddete maruz kalır. Ama dijital şiddette oranlar 3/2 diyebiliriz. Yani 1/3 şiddet, çevrimiçi şiddet. Çevrimiçi şiddet de bu. 1/3'e kadar çıkabiliyor. Genelde araştırmalar %60 ile %75 aralığında bir oran veriyor. Dijital alanda olan kadınlar için. Ve şeyde bahsettiğim gibi her 10 kadından 7'si internette kendini güvende hissetmiyor. Çok fazla etkisi var. Bu dijital şiddetin kadınlar üzerindeki etkisi. Çevrim dışı şiddetle aynı aslında. Ama oradaki temel farklılıklardan bir tanesi dijital alandan çekiliyoruz. Yani siber şiddete, yani dijital şiddete maruz kaldığımızda sosyal medya hesaplarımızı kapatabiliyoruz. Aslında bunun ne kadar kötü sonuçların olacağını da biliyoruz. Yani onu kapatarak bittiğini de düşünebiliyoruz. Bu bir güvenlik önlemi olarak tabii ki olabiliyor ama şiddet bizi dijital alandan çekiyor. Aynı çevrim dışı şiddetteki gibi. Sosyal hayattan çeker ya bizi şiddet. Burada da dijital alandan çekiyor. Aslında feminist mücadelede de söylediğiniz gibi o dijital alandan çekilmeden nasıl güçleneceğimizin formüllerini bulmak gerekiyor. O alanda da güçlenmek gerekiyor. Ama çok ağır sonuçları var. Depresyon gibi, iş değiştirme gibi, ev değiştirme gibi, ondan sonra korku gibi. En ağır sonuçları intihar ve intihar oranları çok yüksek. Yani dijital şiddete maruz kalan kadın ve kız çocuklarının intihar girişimleri maalesef artıyor. Çünkü öncelik şeyle başlıyor. Yani bu ne yapacağım, ne edeceğim, nereye başvuracağım meselesi çok muamma. Yani boşlukta duruyor. Çünkü şiddetin farklı bir boyutu, çok yeni bir alan. Nereye başvuracağını, nereye güveneceğini de bilemiyor. Ama
Son olarak söyleyeceğim şöyle bir şey olabilir. Her şekilde dijital alanda kontrolü ele almak gerekiyor. Asgari düzeyde dijital alanda kendimizi nasıl güvende hissedeceğimiz konusunda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bu konudaki farkındalığımızın artması gerekiyor. Ve bu kültürü de yaygınlaştırmak gerekiyor. Yani bunun gibi atölyelerin de çoğalması gerekiyor. O yüzden herkesin, burada bunu hazırlayan herkesin emeğine teşekkür ediyorum kendi adıma. Son söyleyeceklerim de bu kadar. Biz teşekkür ederiz. Esas bize katıldığın için, bu güzel sunumu yaptığın için Nurcihan. Çok sağ ol. Şimdi Jean Enrique'den, Filipinler'den bir videomuz var. Kendisi aramıza katılamadı ama video gönderdi. Jean, DKI'nin daha önceki yıllarda uluslararası komite üyeliğini yapmış bir arkadaşımız. Şimdi onun videosunu ekrana paylaşacağız ve videosunu izleyeceğiz. 15 dakika süreli bir videomuz var Cin'den. Daha sonrasında sorularımız varsa Nurcan'a tekrar sorabiliriz. Greetings from the Philippines. I am Jean Enriquez. I am the Executive Director of the Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. I am also the National Coordinator of World March of Women in the Philippines. I would like to thank Yildiz and our sisters from Turkey for inviting us to be able to share on our work on digital violence within the context of feminist activism. So I will be shifting from PowerPoint to MP4 at some point in my presentation. So apologies if there will be some technical glitches. So let me share first my PowerPoint on digital violence and the issues within this. So even before the pandemic, before the COVID crisis, there have already been reports of trafficking online. So our organization has been receiving several complaints of Facebook advertisements for webcam modeling. So in these advertisements, the young women have been calling our attention . We lost the video. Videoyu tekrar paylaşabilir miyiz? Video ekrandan gitti. Kanalda bir sorun oldu, bir dakika. Yoksa videodan sesi hepimiz duyuyoruz zaten. Tamam. Ses konusunda videonun yayınlanması esnasında bir problem yok sanıyorum, değil mi? Okay. Yes, it was okay. Yeah. I'm Jean Enriquez. I am the Executive Director of the Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. I am also the National Coordinator of World March of Women in the Philippines. I would like to thank Yildiz and our sisters from Turkey for inviting us to be able to share on our work on digital violence within the context of feminist activism. So I will be shifting from PowerPoint to MP4 at some point in my presentation. So apologies if there will be some technical glitches. So let me share first my PowerPoint on digital violence and the issues within this. So even before the pandemic, before the COVID crisis, there have already been reports of trafficking online. So our organization has been receiving several complaints of Facebook advertisements for webcam modeling. So in these advertisements, the young women have been calling our attention that the term that is being used is sex work. So with this term, it seems to the young women that the harms of prostitution is being normalized or it is being hidden. And therefore the euphemism of sex work is very confusing for young women. They are very alarmed and very threatened that the women who need tuition fee for school might be attracted or enticed towards this sexual exploitation. And for the Philippines and also our feminists, prostitution is a form of violence against women. What the women need is governmental support for their education and not further exploitation through trafficking and also prostitution. So while the women might be going into this, the consent
is being bought and is also mediated by their need and their desperation to be able to continue the studies. And therefore, for the women, especially the young women, the term consent should be questioned as well. And therefore, the term sex work is inappropriate because this is actually a form of violence against women for the women, as they are calling our attention. Another issue that we have been facing since the rise of the fascist President Rodrigo Duterte in the Philippines, there has been stronger links between the Philippine state and also the Chinese government. And linked to this is the mushrooming of numerous Philippine offshore gaming operators. So in the past few months, more than 140 women have been prosecuted by syndicates, and many of these syndicates are Chinese. Feminist Senator Risa Ontiveros exposed that the food delivery style of providing prostituted women to workers in these Philippine offshore gaming operators. And so we have also attended a series of Senate hearings in January and February of this year to call for the closure of these Philippine offshore gaming operators, because what the women need are real jobs and not prostitution. So what the senator and also the grassroots women's groups here are asking for or demanding is for a stop to the exploitation of women's vulnerability to hunger and also to life insecurity. So other than these issues, there have been numerous online sexual harassment even before the COVID pandemic, but it also worsened during this pandemic as people have been online, especially the youth. So what we have been saying is that rape remarks are not harmless as well. These are not benign, and they affect victims of sexual harassment very deeply. And it also triggers trauma among rape survivors and survivors of prostitution among the Filipino women. Unfortunately, this culture that normalizes rape comments on Facebook and other social media platforms is influenced by public officials like the Philippine president himself, who would always joke about rape and would often mouth sexist and misogynist words against women. The problem is often the targets are the actors, the movie actors, and therefore we have to emphasize that even actors are not public properties, and social media does not entitle anyone to this abuse. So there is that obligation for us feminist activists to counter patriarchal culture within a campaign to respect human rights of women, of LGBT, and other discriminated groups, to remind the public of the basic human rights principles of equality, dignity of person, and the like. And we also have been calling to stop victim blaming and to shift the accountability to the perpetrators. So during this pandemic, we have been popularizing the hotlines of duty bearers from whom victims can access justice. Other forms of violence that have been on the rise during the pandemic have been domestic violence and rape. There has been less reporting despite the higher number of cases. And why is this? Because people are limited in terms of mobility. And also they do not know who to approach, and they don't have the transportation to be able to go to the government agencies that have been mandated by the laws we pushed for to respond to all forms of violence. Also, there has been a rise in terms of trafficking and prostitution, and this has been perpetrated by those who are mobile, such as police officers, military, or the men in uniform in general. They are the ones who are purchasing the women in exchange for food. So they have been approaching the women
in the communities, knowing that the women are very desperate for food and also for money. So they are taking advantage of this situation. So what we do in the face of this is that we continue to respond to numerous cases, and we have been linking up the victim survivors to direct responders of violence against women. So in the past decades, we have pushed for the laws to that are responsive on cases of violence against women, on rape, on trafficking and prostitution, as well as sexual harassment in the streets. We have also trained local governments to be able to respond to this effectively. So during the pandemic, we continued these trainings on survivor-centered response to all forms of violence against women with the local community leaders or local officials. And because the internet is very scarce and connection is really not democratized in the entire Philippines, we are using cell phone to be able to do one-on-one trainings with the women responders. So this is very hard work because we do this for 2 hours every day for 3 days for the responders to be able to finish the course. At the end of it, still, the responders express that they have greater confidence to be able to attend to the cases. The other thing that we have been doing was to develop digital modules. And we try to develop these to be able to access through mobile. Even without internet. But I will go to the mobile application also for reporting on violence against women after I have shared with you this a portion of the digital modules that we have developed for the communities. So that is one of the activities that we have been doing. So we have developed together with artists these modules so that the community people and their leaders will still be guided on community-based solutions to different forms of violence against women and children. So another digital response that we did was to develop also this mobile application for reporting of VAW or violence against women. So even without load or internet, they can fill up the form and they will also be shown this map as to where are the nearest agencies that can respond to them. So before this application is released, we have trained also the local authorities on what is rights-based, gender-responsive, and survivor-centered response. So we only finished that this week, and now we are ready to present this mobile application to a pilot area in the Philippines. So we have trained also the Women and Children Protection Unit of hospitals, and through this mobile application also, they will be receiving advisories on how to respond to violence against women and what to remember in terms of principles such as avoiding victim blaming, about expressing solidarity with victim survivors of violence. We are also enhancing this mobile application so that it can be voice sensitive, so that when women shout when they are being abused, then this mobile application can immediately send message to the responders that we have trained. Other than this, we continue to partner with our feminist activists on the ground, and they have been distributing these posters on strategic areas in the communities, especially in the
in Muslim Mindanao, where information is still scarce. And also on alcohol, hygiene alcohol, we have put stickers which also contain the hotlines for violence against women responders. And we have also been mobilizing relief for the women in prostitution and other survivors of violence. And through the relief that we have channeled to them, they were able to save some funds to be able to build cooperative type livelihood programs. And they have started to sew masks and also to start food delivery, especially since hunger is a real problem in the community. So we connected the women with the farm producers in the face of problems also of farmers that there are no buyers of their produce. So what we did is to connect the farmers to the consumers, particularly our groups of survivors of prostitution. So through this, we are somehow able to alleviate the condition of both farmers and also the women. We continue to hold online programs and we even hold rallies online. And this has been mobilizing thousands of people online. But we have been conscious also to reach to the grassroots that do not have access to the internet. And therefore, we make sure that we are able to support them through internet prepaid load. So this is one of the examples of the programs weekly of the World March of Women in the Philippines. So we called it the Women in the Frontlines, how to respond to all forms of violence against women. And finally, 2 weeks ago, we also filed a case at the Supreme Court against the anti-terrorism law because this was a recently passed law by the government which seeks to surveillance activists not only for 30 days but for 60 days. And it also legalizes warrantless arrest. And so we observed physical distancing and we still filed a case at the Supreme Court. So these are the forms of resistances that we can share with you in the faces of the rise also of digital violence. We resist to live, we march to transform. Gine, teşekkür ederiz. Muhakkak bizi izleyecektir YouTube üzerinden. Videoyu göndererek dahil olduğu için ve sloganımızla sunumunu bitirdiği için teşekkür ederiz. Şimdi soru cevap kısmında sorularımız var mı? Bir soru vardı sanırım burada. Ben onu okuyacağım. Değil mi? Gönül Yılmaz'dan. Gönül'den bir soru var. Nurcihan'a yönelt. Evet, Nurcihan'a. Çevrim içi daha çok ulaşılıyor. Kadınlara ne yapmalıyız? Bunun yolu bulunmalı diyor. Acaba soruyu sormak ister mi Gönül? Merhaba. Aslında merhaba. Soru olarak değil ama bir yorum olarak ben yazmayı denedim orada kısa yazayım diye. Şimdi linçten bahsetti. Ben de son dönemlerde işte dijital ortamların linç için çok ideal olduğunu söylemek istedim Türkiye'de. Özellikle siyasiler için ya da diğer insanlar için, kadınlar için, LGBT'ler için. Ve kadınlara da bu anlamda bütün kadınlara yani sınıfsız ayrım yapmadan tüm kadınların işte interneti, Facebook'u, Twitter'ı vesaire kullandıkları zaman kendilerini güvende hissetmiyorlar ama bayağı da hani şöyle söyleyeyim kendilerini güvende hissetmeden kendini denize atmak gibi bir şey. Yürüyorlar, devam ediyorlar oradan işte. Şiddet görüyorlar sevgililerinden, eşlerinden, boşandıkları eşlerinden vesaire. Bunun büyük bir sorun olduğunu, çözüm yollarını da bilmediklerini söylemek istiyorum. Bunun için ne yapmalıyız? Söylemek istediğim bu. Katılıyorum.
Tamam, çok sağ ol canım. Teşekkürler. Ya bu arada Kenan şeyi paylaştı chat bölümünden. Bizim Tibit'le beraber hazırladığımız bir rehber vardı. Bu rehber aynı zamanda İngilizce. O yüzden chatte olmasına sevindim bir anda. Çünkü orada bu konuştuğumuz her şeyin tanımları bir de tam da senin söylediğin gönül sorunun cevabı olacak şekilde şöyle kurgularız biz hep. Yani dijital alandan çekilmemek. Peki dijital alandan çekilmeyeceksek, yani bu kadar linç yiyoruz, nefret söylemine maruz kalıyoruz, güvenliğimiz tehdit oluyor ve çok ağır şiddete maruz kalıyoruz. Bunun cevabı şey olabiliyor, dijital güvenliğimizi sağlamak. Bu dijital güvenlik meseleleri de çok teknik konular. Türkiye'de yeni yeni atölyeleri yapılıyor. Yani askeri düzeyde nasıl, mesela şifrelerimizi nasıl belirlemekten tut, o şeylerde kendimizi nasıl güvenli hissederiz. Tabii ki aynı şiddet meselesinde olduğu gibi sadece kadına yüklenecek meseleler değil bunlar. Acaba teknoloji şirketleri bunun için ne önlem yapıyor diye de sorgulamamız gerekiyor. Eğer bir kadın kendini internette ve sosyal medya kullanımında güvensiz hissediyorsa orada bir sorun var demektir. Ve acaba bu teknoloji şirketleri bunun ne kadar farkında? Aslında kurdukları platformların şiddeti besleyen bir tarafının olduğunda ne kadar farkında? O şey ilk sunumlarda vardı, işte veriyi topluyorlar, verilerimizi satıyorlar, kar elde etmek için mücadele ediyorlar falan. Aynı zamanda bu işin etik kısmını ne kadar düşünüyorlar? Şiddet de bunlardan en ağırı. O yüzden sadece kadınlara da yüklememek, yani bizim şiddetteki gibi kendi farkındalığımız olacak, bu konuda kendimizi, bilgi düzeyimizi arttıracağız. Aynı zamanda tek sorumluluğu biz almayacağız. Acaba diyeceğiz ki teknoloji şirketleri bu alanda neler yapmalı diye bunun savunuculuk çalışmalarını da yapacağız bir anda. Buradan bir şey eklemek istiyorum bağlantılı. Dijital aktivizm dersleri vardı kadın çalışmalarında. Çok katılamadım istememe rağmen, ama orada dersi gören arkadaşlardan biri ne sormuştum. Hani ne dijital aktivizm? Tek cümleyle söyledi. Dedi ki karda yürü, izini belli etme. Bu yani. Bunu nasıl yapacağız onu bilmiyoruz. Sorun belki de budur. Teşekkürler Nurcihan Gönül. Yaşar Hanım söz istedi. Yaşar Hanım duyabiliyor musunuz? Sorusu var sanıyorum. Yaşar Hanım. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet. Duyuyorum. Buyurun, merhaba. Herkes isimle hitap ederken bana da Yaşar diye hitap edebilirsiniz. Önce onu düzelteyim. Sanki gruptaki tek hanım benmişim gibi. Çok özür dilerim. Şöyle, aslında bizim aramızda hanım yok ama o benim. Evet. Biraz biliyorsunuz ağzımıza yapışan ifadeler oluyor. Evet, ne yazık. Evet. Arada neyse, kullanıyoruz. Ben merhaba demiş olayım. Arkadaşa şey sormak istiyorum. Hani dijital alanda şiddet çok artmış. Görünen o ki yaşam alanımızdaki şiddetin devamı ama daha fazla olduğunu söylediniz. Biz hani siz anlatırken şey aklıma geldi. Kadın mücadelesinin bir sloganı vardı. Sokaklarda şiddet görüyoruz ama sokakların aydınlatılmasını ve hani geceleri de istiyoruz, sokakları da dediğimiz bir talep vardı. Yani alandan çekilmeden ama orada baş edebilme yöntemlerini. Hani belki bunun üzerine nasıl bir slogan üretebiliriz ve o sloganın arkasından da mücadele geliştirebiliriz. Sanırım biraz onu bulmaya ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Aynen. Şey, aslında şey diyoruz, yani dijital alanları terk etmiyoruz. Hani sokakları terk etmediğimiz gibi dijital alanı terk etmiyoruz yani. Tabii ki, ama dijital alanı terk etmiyoruzdaki sorumluluğu da işte bu düzenin, bu çarkın çarkı su taşıyanlarında sorumluluğa taşıyoruz ve bunun savunuculuğunu yapıyoruz aslında. Teşekkürler Nurcihan ve Yaşar. Şimdi başka soru var mı acaba? Chatten ben chat'i kontrol ettim, chat'te göremedim. Ya da el kaldırıp soru sormak isteyen var mı aramızda? Bir ufak katkı yapabilirim Gülser ben. Şimdi ihtimam etiği diye bir kavram var. Artık hukukta da ciddi oranda hak olarak geçer oldu. O nedenle Nurcihan belki katkı yapabilir.
esas bunu ortaya çıkarıp biz toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin tam da buna ihtiyacı olduğunu, bir hukuk kurulu kurama olarak gündeme gelmesini, Herrera gündeme getirmiştir daha çok, yapabiliriz. Türkiye'de hiç bu konularda feministler olarak var olmadık aslında. Ne dersin Nurcan? Aynen öyle Gülsar. Yani şu alan o kadar boşlukları var ki gerçekten bu dijital şiddette de. Senin dediğin gibi ihtimam hakkı var, ihtimam gösterme var, mesela unutulma hakkı var. Mesela son dönemde örnekleri biliyorsunuz. Nural belki sunumunda bahseder daha sonra. Ama unutulma hakkı dediğimiz aslında bu dijital alanda şiddet gören kadınların çok kullanabileceği bir hakken şu anda daha çok politik çevreler tarafından kendi geçmişlerini silmek için kullanılabiliyor. Yani o yüzden mesela o boşlukların alanında mücadele etmekte fayda var. Hatırlattığın için sağ ol. Ama belki Nural bahseder bir hukukçu olduğu için. Ben o alanlara girmeyeyim. Teşekkürler. Bence de ondan Nurcan, Nural bahsedecektir. Unutulma hakkını çünkü son zamanlarda çok kullanıyoruz. Çok sık karşımıza çıkan bir terim. Teşekkürler Gülser bu arada. Başka soru var mı acaba? Devam etmemiz gerekiyor. Şimdi, Zeynep söz istiyor galiba. Zeynep. Bir dakika. Ya aslında şöyle, tabii Jean'in kendisi burada yok. Orada bir şeyi atlamak bana çok adil gelmedi. Ben İngilizceden çeviriyi göremediğim için kavramın nasıl çevrildiğine dair bir merak oluştu. Prostitution, seks işçiliği. Orada bir not düşmek istiyorum. Hani Türkiye'deki tartışmalar başka ama benim Yıldız'ın aktardığından bildiğim kadarıyla Filipinlerin hani seks işçiliği ya da prostitution kavramında ısrarlı bir şey var. Yani seks işçiliği dememe konusunda bir ısrarı var. Bu da Filipinler ve o bölgedeki hani çocukların ve turizmin, kapitalizmin hani oradaki kurguladığı kadınlara ne diyelim, kadınları içine ettiği ilişki formlarından olabilir. Ama yine de sanıyorum hani biz biraz daha seks işçiliği deme konusunda daha mutabıkız. Hani onu es geçmek istemedim. Çok güzel. Demedim ama orada bir şey oldu yani. Evet, çok önemli bu vurgu. Seks işçiliği dememiz lazım. Ama Filipinler'de genelde bir de resmi kesimin de bu şeye ticarete ve prostitüsyona katkısı var, desteklemesi söz konusu. O nedenle de olabilir biraz. Yo, ben çünkü hükümetler hep push diye şey yapıyor. Evet, hani bağlama göre o kültürün kendi içinde. Feministlerin kadınların tercihlerine göre meseleler farklılaşabilir ama hani biz de başka türlü de bir vurgu yapabiliriz. Seks işçiliği demek en azından kişisel olarak bana hani daha şey geliyor, daha iyi geliyor en azından. Öyle söyleyeyim. Teşekkürler katkın için Zeynep. Şimdi dijital eğitimde dijitalizasyonunu konuşacağız. Aramızda Yaşar var. Yaşar Antalya Eğitimsen üyesi. Yaşar Tarakçıoğlu'da. Bize biraz da bu Türkiye gündeminde olan EBA'dan falan bahsedecek şimdi. Yaşar'a ben sözü bırakıyorum o zaman. Tekrar merhaba. Türkiye'deki ve dünyadaki tüm kız kardeşlerimize merhaba demiş olayım. Aslında tüm dünyanın yaşadığı gibi salgın sürecinde Mart ayından itibaren Türkiye'de okullar kapatıldı ve birdenbire biz uzaktan eğitim kavramıyla tanışmış olduk. Uzaktan eğitimle şöyle tanışıktık daha önce. Sınıflarımızda bilgisayar kullanırdık. İnternete bağlanıp çeşitli dijital içeriklere ulaşırdık ama evlerimizden uzaktan ses kesildi.
Yaşar'cığım dondu galiba. Şöyle Yaşar'ın sanırım internetinde bir problem oldu. Tamamen ekran dondu değil mi herkeste şu an? Yaşar'ın sanırım internetinde bir problem var. Koptu galiba. Şu an sanırım çıktı değil mi Zoom'dan? Evet. Ha, evet düştü diye tahmin ediyorum. Biraz bekleyelim. Belki döner kısa süre içerisinde. Diğer konuşmacımıza geçebiliriz. Sonra tekrar Yaşar dönünce alabiliriz. Nural aramızda değil mi? Nural olur mu? Konuşmayı yer değiştirsek zaman kaybetmemek açısından. Nural duyuyor musun bizi? Dijital hukukla ilgili konuşabiliriz. Yaşar tekrar geri bağlanana kadar. Tabii ki az önce sesimi açamadım o yüzden bağlanamadım. Merhabalar. Merhaba. Ben sözü o zaman sana bırakayım. Dijital hukuk. Tamam, teşekkür ederim. Herkese merhaba öncelikle. Çok güzel dünyanın her yerinden kadınlarla birlikte olmak. Ben hızlıca başlayayım sunumuma. Dijital alanda hukuk ve kadın başlıklı bir sunum aktarmaya çalışacağım. Son yıllar aslında sunum boyunca bahsettiğim şeylerden birçok konuşmacı bahsetti. Ben hukuk bunlara nasıl bakıyor gibi konuşmuş olacağım. Son yıllarda hız kazanan dijitalleşme pandemi dönemiyle beraber yaşamın her alanına, toplumun her kesimine daha da büyük bir hızla yayılmaya başladı. Dijitalleşmenin hayatlarımızdaki işlevi hızla artmaya devam ederken hak ihlallerine uğrayan gruplar, kamusal ve özel alanda uğradıkları eşitsizlik ve ayrımcılığa dijital alanda da maruz kalıyorlar. Engelliler, yaşlılar, çocuklar, göçmenler, ırk, inanç, siyasi görüş, fikir gibi sebeplerle farklılıkları olanlar, LGBTİ bireyler ve bugünkü toplantımızın konusu ve öznesi olan kadınlar. Elbette ki ayrımcılık ve eşitsizliğin sebep olduğu eylemler sadece çevre içi alanda kalan sanal sonuçlar doğurmuyor. Bireylere doğrudan temas ediyor. Sadece çevrim içi gerçekleşen dijital araçlar kullanılarak çevrim dışından dijital alana taşınan ya da tam tersi dijital alandan kamusal alandaki, özel alanındaki bireye sirayet eden ayrımcılık, eşitsizlik ve şiddet biçimleri söz konusu. Nurcan'ın da bahsettiği gibi toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, eşitsizlik ve şiddetin dijital alanda da kadının insan haklarına ket vurmaması için temelde iki tip eyleme ihtiyaç var. Yapma ve yapmama eylemleri. Yani kadının dijital alanda var olabilmesi, çevrim içi erişebilirliğinin sağlanması için kadının güçlendirilmesi ve dijital alanda veya dijitalleşmeden kaynaklanan tehditlere karşı güvenceler yaratılması. Hukukun hem dijital alanda hem çevrim dışında yeterli olamaması ise haksızlıklara maruz kalınmasının yanı sıra kendi adaletini tesis etmeye çalışma, linç ve benzeri çevrim içi ve çevrim dışı hak ihlallerinin normalleşmesine de sebep olabiliyor malumunuz. Peki yaşamın her alanını her özne için öngördüğü hak ve yükümlülüklerle düzenleyen hukuk dijital alanda kadının insan hakları için neler yaptı? Neler yapabilir veya neler yapmalıdır? 2012 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, internette insan haklarının geliştirilmesi, korunması veya kullanılması üzerine bir belge yayımladı. Bu belge, dijital alanda veya internette hukukla ilgili temel bir ilkeyi ortaya koyuyor. Çevrim dışı olarak geçerli olan her şey, çevrim içi olarak da geçerli olmalıdır. Böylece dijital alanda kadının insan hakkı denince bilmeliyiz ki internetten önce var olan bütün haklara çevrim içiyken de sahibiz. Üstelik internetin evrenselliği, zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın işlemeye devam edebilmesi, dolayısıyla etki alanı, hızı, anonimliğe izin verişi gibi özellikleri sebebiyle var olan veya var edilmesi gereken düzenlemeler de var. Kadının dijital alandaki hakları öncelikle dijital alanda var olabilmesinden, dijital araçlara, internete erişebilirliğinden başlıyor. Devletlerin hizmetlerini dijitalleştirilmesi,
dijitalleştirmesi, kamusal ve de özel konularla ilgili birçok başvurunun artık internet ortamı üzerinden alınması veya bireylerin bunları veya başka konuları internet üzerinden takip edebilmesi, internetin ekonomik faaliyetlerle ilgili yok sayılamayacak öneme sahip hale gelmesi, e-ticaretten örnek verebiliriz buna en basiti. Bilgiye, habere erişimde internetin vazgeçilmez oluşu, özellikle sosyal medya ile birlikte düşünce açıklama özgürlüğü, ifade özgürlüğü için yaygın bir araç olarak kullanılışı, çevrimiçi eğitimler, çevrimiçi yayınlar, sivil toplumun çevrimiçi faaliyetleri gibi birçok zorunluluk ve imkana erişim, internet erişimini hayati öneme sahip hale getirdi. Hal böyleyken toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadınların dijital alanda varoluşunu engellemesi veya kısıtlaması, bireyin okuma yazma bilmemesi gibi önemli bir imkansızlık artık. Örneğin Türkiye'de internet kullanıcısı olan kadınların oranı %73 iken, eski bir araştırma ama erkeklerin %85, bilgisayar kullanıcısı olan kadınların oranı %50.6 iken, erkeklerin %68.6'sı bilgisayar kullanıcısı. Bir yandan internete, bilişim sistemlerine erişimi olmak ile bunların kullanıcısı olmak arasındaki farka da dikkat etmek gerekiyor ama buraya daha sonra tekrar dönmeye çalışacağım. Kadınların internete ve dijital araçlara erişimini ve bunları aktif kullanımını artırmak için elbette öncelikle devletlere görev düşüyor. Kadının insan haklarını tanımlayan ve güvence altına alan ulusal ve ulusalüstü normlarda yaşamın her alanında kadın erkek eşitliğini sağlamaya dair yükümlülükler var ve dijital alan yaşamın dışında değil. Bu yüzden kim ülkeler internete erişimi bir anayasal hak olarak tanımladılar. Birleşmiş Milletler'in çalışmalarından doğan bir internet hak ve ilkeleri dinamik koalisyonu var. Yayımladığı şartta bu koalisyon internet erişim hakkına herkesin interneti kullanma ve internete erişim hakkı vardır. Bu hak şartta geçen diğer tüm hakların temelini oluşturur diyerek ilk sırada yer verdi. Aynı belgede tıpkı tüm insan hakları belgelerinde ve çağdaş anayasalarda olduğu gibi ayrımcılığı yasaklayan madde internet kullanımı, erişimi ve yönetiminde ayrımcılığa uğramama hakkı başlığıyla ikinci sırada yer alıyor. Madde kökenini Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nden alıyor ve ayrımcılık maddesinde cinsiyet eşitliği meselesine ayrı bir başlıkta şu cümlelerle yer veriliyor. Her kadın ve erkek internete erişme, interneti öğrenme, tanımlama, kullanma ve internetin şekillendirilmesinde eşit haklara sahiptir. Cinsiyet eşitliğini sağlamak adına kadınların internetin gelişimiyle ilgili olan tüm alanlara katılımı gerekmektedir. 13 yıl önce internetin kamu hizmeti olarak değeri üzerine tavsiye kararında da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi internete erişim ve internet kullanma kapasitesi ve kabiliyeti, bilgi toplumunda insan haklarının ve temel özgürlüklerin tam anlamıyla kullanılması ve bunlardan tam anlamıyla yararlanılması için vazgeçilmez önemde kabul edilir diyerek devletler için internetin tıpkı elektrik, su gibi bir kamu hizmeti olduğunu kabul etmiş oldu. Burada artık sanırım erişim ile kullanım arasındaki farkın tekrar üzerinde durmak gerekiyor ama sadece devletin değil, özel sektör ve medyanın da dijital alandaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesinde yükümlülükleri olduğundan bir kısaca bahsedelim. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, diğer adıyla şu an bu uluslararası programa katıldığım şehirde imzaya açılmış olan İstanbul Sözleşmesi, 17. maddesinde bilgi ve iletişim teknoloji sektörünü ve medyayı kadına yönelik şiddeti önlemeye ve kadın onuruna saygıyı artırmaya yönelik politikaların oluşturulmasına ve uygulanmasına ve bu konularda kılavuzların oluşturulmasına ve de kendi kendini düzenleyici standartların belirlenmesine katılmakla yükümlü kılıyor. İnternetin gelişimiyle ilgili olan tüm alanlara katılım ve erişimin yanında internet kullanma kapasitesi ve kabiliyeti ifadeleri bir hanede internete erişim olsa dahi kadının dijital araçları kullanımının toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebiyle engellenebileceğini veya aksayabileceğini de ifade ediyor.
bahsedildi. Kadınlara yaşam içerisinde yüklenen görevler ve basma kalıp roller bilişim alanında daha yetkin olabilmelerinin önünde yapay ama büyük bir engel. Ev içi emeğin, evdekilerin bakımına dair sorumluluğunun kadının üzerinde bırakılmış olması buna bir sebep. Evde internete erişim olsa dahi diğerleri ekran başında vakit geçirir, kendilerini bu araçlar konusunda geliştirirken kadınlar kendilerine toplumsal cinsiyete göre atfedilmiş görevlerle uğraşıyor olabiliyorlar. Kaldı ki toplumsal kalıp yargılar, dijital işlerin kadınların harcı olmadığı yönündeki kabuller, kız çocuklarının dahi dijital araçları kullanımdan, hatta belki yaşam simülasyonları, moda oyunları gibi kendilerine atfedilen rolleri pekiştiren oyunlar hariç bilgisayar oyunu oynamaktan uzak kalmasına yol açabiliyor. Dijital alanın kadınlar için adeta teknolojideki gelişmeye paralel olarak gitgide bilinmezleştirilmesi, bu bilmezliğin bir otorite aracı olarak kullanılmasına da sebep olabiliyor. Geçmiş dönemlerde başka biçimlerde, bugün spor gibi başka alanlarda görünüm kazandığı gibi, dijital alanda bireysel olarak yetkinleşmek veya profesyonel olarak uzmanlaşmak için emek veren kadınların pasif biçimde desteklenmemesinden, aktif biçimde mobbing, layık olduğu konuma getirilmeme gibi yöntemlerle engellenmesinden, şiddete kadar varan bir kadın güçsüzleştirilmesi söz konusu. Şiddetin her biçimini iç hukuk düzenlemelerinde ve uluslararası insan hakları belgelerinde şiddet olarak kabul ediyoruz. Toplumsal cinsiyete dayalı dijital şiddet de günümüzde yaygın biçimde rastlanan bir şiddet tipi. Örneğin Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi'nin, yani CEDAW'ın 35 sayılı genel tavsiye kararının 20. paragrafı var ve şöyle diyor. Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, özel ya da kamusal alanda insan etkileşimin olduğu tüm yer ve mecralarda görülmektedir. Bunlar aile, toplum, kamusal alan, iş yeri, boş vakitler, siyaset, spor, sağlık hizmetleri, eğitim ortamlarını ve şiddetin internet ve dijital ortamlarda ortaya çıkan modern türleri gibi teknoloji aracılıklı ortamlarda yeniden tanımlanmış şekillerini kapsar. Bahsettiğim bu 35 sayılı genel tavsiye kararının 37. paragrafında da önemli hususlar var. Burada da kadının insan haklarının çevrimiçi olarak da var olduğu kabul edilmiş. Bu paragrafa göre bilişim teknolojilerini de içeren tüm medya organları faaliyetlerinde kadınların ve kadınların insan haklarının savunucuları gibi özel kadın gruplarının zararlı ve kalıp yargılar biçiminde sergilenmesi de dahil olmak üzere kadına karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak için etkin önlemler almaları ve bu önlemlerin uygulanmaları yönünde teşvik etmekle yükümlü. Bu önlemler paragrafta kısaca şöyle sıralanmış. Online veya sosyal medyada dahil medya kanalları yoluyla kalıp yargıları ortadan kaldırmayı amaçlayan veya kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet sorunsalını ele alan programların düzenlenmesi veya eylemlerin olabilir internet söz konusu olduğunda. Medyada toplumsal cinsiyete dayalı davalara yeterli süre vermek konusunda yönlendirici ilkeler oluşturulması. Kadını nesneleştiren veya küçük düşüren ya da erkek şiddetini destekleyici nitelikte cinsiyete dayalı ayrımcılık içeren görüntü ve içerikleri gösteren medya kanallarını denetlemek gibi önlemler var. Görüyoruz ki paragrafta sadece dijital alana özgü yükümlülükler değil, sosyal medyaya geleneksel medyanın yerini almaya başlamış olma haliyle yüklenen yükümlülükler de var. Yine dijital şiddet söz konusu olduğunda İstanbul Sözleşmesi, CEDAW gibi uluslararası kadın hakları belgelerinin ve mekanizmalarının sağladığı güvencelerle birlikte iç hukuk düzenlemeleri de çok önemli. Ülkelerin iç hukuklarında kadına karşı tüm şiddet tiplerinin ve konumuz olan teknoloji geliştikçe hem fazlaca işlenen hem de çeşitlenen dijital şiddetin önlenmesi gerek. Aslında sadece önlenmesi değil, İstanbul Sözleşmesi'nin sunduğu 4P yapısını izleyecek olursak, önleme, prevention, koruma, prosecution, koruma, protection, kovuşturma, prosecution ve bütüncül politikalar, integrated policies ile şiddetin ortadan kaldırılması ve adaletin sağlanması mümkün olabilir. Bu sıralamayı dijital şiddete özgüleyecek olursak, dijital şiddetin önlenmesi için öncelikle
farkındalık yaratılması gerekir. Bu farkındalık dijital alanda istenen eylemleri de tıpkı çevrim dışında olduğu gibi suç oluşturabileceğine, hakların ve yükümlülüklerin çevrimiçi alanda da var olduğuna yönelik olmalıdır. İkinci bir yöntem zihniyet dönüşümünün sağlanması olabilir. Toplumsal cinsiyete dayalı tutumlarla, ön yargılarla, toplumsal cinsiyete dayalı roller ve basma kalıp görüşlerle mücadele edilmesi hem şiddetin hem ayrımcılığın kökeninin ortadan kaldırılması için elzemdir. Dijital şiddet eylemlerinin iç hukukta yaptırıma bağlanmış olması, ceza hukuku anlamında birer suç olarak tanınmış olması ya da dijital alandaki haksızlıkların da hukuka aykırı oluşunun bilinmesiyle caydırıcılık sağlanabilir. Bizim hukuk sistemimiz için örnek verecek olursam, failin cinsel taciz içeren mesajları sosyal medya üzerinden göndermesi ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmemiştir. Ama kanundaki elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle ifadesiyle çevrim içi cinsel taciz de soruşturulabilir ve kovuşturulabilir bir suçtur. Yine ısrarlı takibin dijital araçlarla işlenmesi, yani kadının Nurcan'ın da bahsettiği gibi Facebook üzerinden konum bulma örneğinde, sosyal medya aracılığıyla sürekli takip edilmesi, ceza kanunumuzda kişilerin huzur ve sükununu bozma başlıklı, daha önce de var olan, internetten önce de var olan bir suç tipine dahildir. Tam buradan devamla dijital şiddete karşı koruma sağlanmasından söz edecek olursak, örneğin ısrarlı takip mağduru 6284 sayılı yasa olarak bilinen ve kadına karşı şiddetin önlenmesini amaçlayan tedbir kanununda atanmış cinsiyet gözetmeksizin tanınan bir özne. Bu şekilde önleme sağlanamadığında şiddete maruz kalan kişiye yeterli ve acil koruma sağlanıyor. Dijital şiddetin kamusal ve özel alana da taşması, sık maruz kalınan bir eylem olduğunda fail için uzaklaştırma, kısıtlama, mağdur için psikolojik ya da maddi destek, adli yardım hizmetlerine erişme, sığınaklara yerleşme, erişimin engellenmesi, anladığı dilde destek alabilme gibi korumalar çok önemli. Dijital şiddetin kovuşturulması da elbette az önce biraz bahsetmeye çalıştığım gibi dijital şiddetin hukuk sisteminde hukuka aykırılık ve özellikle suç olarak tanımlanması ve bu suçla ilgili adil bir yargılamanın sağlanmasını içermelidir. Dijital şiddet söz konusu olduğunda karşımıza çıkan en önemli farklılık ispat meselesindedir. Ekran görüntüsünün ve hatta mümkünse ekran kaydının gönderici, saat, tarih görünerek alınması, hukuki delil tespiti yöntemlerine başvurulması, anonim kullanıcının hızlıca tespiti önem taşıyan hususlar kısaca bahsedecek olursak. Tüm bu yöntemlerin toplumdaki kurumlarla, öznelerle işbirliği halinde gerçekleştirilmesi ise tüm bu çabayı kapsamlı ve etkili kılar. Bütüncül politikaların geliştirilmesi bu yüzden önemli. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin ortadan kaldırılması için eğitim, sağlık, adalet, iletişim teknolojileri kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, bireylerin, toplumun bütün kesimlerinin işbirliği halinde olması her aşamada bu mücadelede çok büyük fark yaratır. Bütüncüllükten de bahsetmişken dijital alanda kadının insan haklarının aynı zamanda kişilik haklarının, emeğinin korunması ilgili de ele alınması gerekliliğini unutmayalım. Fotoğrafınızın ele geçirilmesi, isminizin kullanılması, kişisel verilerinizin izinsiz paylaşılması, fikir ve sanat eserlerinizin, marka, patent, kod gibi ürünlerinizin dijital alanda da korunması, dijital alandaki kadın varlığının güvencesi, bunun için gerekli tüm aşamalarda toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla yaklaşılması da elbette önemli. Dijital alanda üreten, çalışan, varlık gösteren kadınların bu alanlardaki haksızlıklara da sık maruz kalabileceği ve kaldığı da malum. Bir başka mesele, sosyal medyayı gitgide daha fazla ifade özgürlüğümüzü yaşamak için kullanır olduk. İstatistiklere göre de pandemi döneminde sosyal medya kullanıcılarının sayısı büyük oranda arttı. Zaten bugün bu etkinliği de Zoom üzerinden internet aracılığıyla yapıyoruz. Üstelik kadının insan haklarının sağlanması için çaba gösteren kadın hareketinin bireyleri çoğu kez muhalif kişiler olarak kalıyorlar.
Dolayısıyla ifade özgürlüğü meselesi sadece pasif konumda olmayan ve muhakkak eşitlik sağlandıkça da daha çok aktif olacağı belli olan kadınlar için, olabileceği belli olan kadınlar için ayrıca önemli. Çevrim içi ifade özgürlüğü, fikir, bilgi, basın, iletişim, kültür, sanat, bilim gibi birçok boyutlu alanda tanınması gereken bir özgürlük olarak karşımıza çıkıyor artık. Çünkü her şey giderek dijitalleşiyor. Hukuk sistemleri de gelişmelere paralel olarak kararlarının, normlarını çevrim içi ifade özgürlüğü konusunda oluşturmaya, belli kriterler tahsis etmeye devam ediyor. Sunumda yer vermemiştim ama bahsedildiği için unutulma hakkından da kısaca bahsedeyim. Son sosyal medya düzenlemesiyle burada bir değişiklik yapıldı ama unutulma hakkı ile ilgili yayının içeriği, yayında kaldığı süre, güncel olup olmadığı, tarihsel bir veri olarak kabul edilmeme, kamu yararına katkı sağlayıp sağlamaması, habere konu olan kişinin siyasetçi veya ünlü olup olmadığı, haber veya makalenin konusu, bu bağlamda haberin olgusal gerçekler ya da değer yargısı içerip içermediği, halkın ilgili veriye yönelik ilgisi gibi hususların her unutulma hakkının kullanılması talep edilen olayda değerlendirilmesi gerekiyor. Yine değişiklikler var elbette son sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ama Nurcan'ın tespiti o mütevazılık gösterdi bana bıraktı ama çok doğruydu güncel olaylarla ilgili. Son olarak süremi açtım mı bilmiyorum. Dijitalleşme çağında güçlü özneler olarak dünyanın bütün kadınlarının tüm hak ve özgürlükleriyle dijital alanda yer almasını dilerim. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. İki dakika aslında verecektim ben toparlamak için ama bitti değil mi? Bitti sanıyorum. Bitti, evet. Tamam, çok teşekkürler sunumun için. Çünkü ben teşekkür ederim. Bir anda sana geçiş yapmak zorunda kaldık teknik bir arıza olduğu için. Bu arada ben seni tanıtmadan da geçmek istemiyorum. Nuray'dan bahsetmek istiyorum biraz. Nuray Tarım ve İnsan Hakları ve Bilişim Hukuku alanında çalışıyor. Ayrıca Dijimor ve Kayıdep gibi projelerde de dijital hukuk eğitimi verdi. Bize burada verdiği gibi. Teşekkürler. İstanbul Sözleşmesi'ne de tekrar değinmiş olduk. Çünkü kadını o kadar kapsamlı bir şekilde koruyan bir anlaşma ki oraya da dijitalizasyonda girmememiz kaçınılmaz açıkçası. Teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Şimdi Yaşar Hanım. Yaşar Tarapçı Okudan. Antalya Eğitim Sen'den kendisi burada değil mi? Evet, Yaşar. Ben sözü o zaman sana bırakayım çok uzatmadan. Yaşar ses yok, sesi açmamız lazım. Merhaba tekrar. Ses geliyor mu? Tamam. Biliyorsunuz Mart ayında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgınla birlikte farklı tedbirler alındı ve 16 Mart'tan itibaren de okullar tatil edildi ve milyonlarca eğitim emekçisi, öğrenci ve veli uzaktan eğitim kavramıyla tanıştı bu süreçte. Biz daha önce hani dijitalizasyon ve eğitim dediğimizde bilgisayar kullanımını, bilgisayardan çeşitli içeriklere ulaşmayı, sınıfta bilgisayarla ders yapmayı algılardık. Ama bugün evlerimizden tam gün mesai şeklinde ders yapar duruma geldik. Biraz önce de söylemiştim, uzaktan eğitim eşitliğe de uzak demişti Necla Kurul hocamız. Çok doğru ve diğer alanlarda var olan eşitsizlikler dijital alana da taşınmış durumda. İnternete, bilgisayara, akıllı telefona hatta televizyona ulaşımı, erişimi olmayan öğrencilerimiz var bizim ve buna teknik altyapı sorunları da dahil olduğunda kocaman bir sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız bugün eğitimde. Mart ve Haziran arası dönemde Milli Eğitim Bakanlığı aslında deneme yanılma yöntemiyle sorunları çözmeye ve kararlar almaya çalıştı. Bu süreçte nasıl Sağlık Bakanlığı
işte tabipler odasını, sağlık alanındaki sendikalara, karar süreçlerine katmadıysa, eğitim alanında da benzer yöntemler işledi. Alandaki öğretmenlerin ve ilgili sendikaların görüşleri yok sayıldı. Aslında biz hani dijital eğitim dediğimizde Türkiye'de belki herkesin ilk aklına gelen Fatih projesi idi. 2011 yılında başlatılan ve böyle çok süslü biçimde öğrencilere, her öğrenciye tablet dağıtılacağı, öğretmenlere dijital eğitim verileceği ve bugün kullandığımız EBA sisteminin kuruluş yılları ve 30 milyar dolar harcanmış. Aslında bir başarısızlık hikayesi bugünden baktığımızda. Çünkü o gün başarılı olunabilseydi bugün teknik altyapı sorunları yaşamadan uzaktan eğitim sürecini hani geçirebilecektik. Salgın öncesinde aslında eğitimde esnek ve güvencesiz çalışmaya dönük adımlar atılmaya başlanmıştı biliyorsunuz sözleşmeli ve ücretli öğretmen çalıştırmayla birlikte. Kaldı ki okullarda ödenek yokluğundan yardımcı personel hiçbir şekilde yok. Ve OHAL dönemi KHK'larıyla da birçok eğitim emekçisi arkadaşımız diğer alanlardan olduğu gibi işlerinden, mesleklerinden ihraç edildiler. Ve bugün 1 milyon eğitim emekçisi aslında esnek çalışmanın bir taraftan da güvencesiz çalışma olduğunu ne yazık ki acı bir şekilde deneyimliyor uzaktan eğitim sürecinde. Şöyle ki basına da yansıyan örnekler var. Onları vermek isterim size. Birinci örnek, ders vermek için, canlı ders vermek için interneti çekmediği için bir tepeye tırmanan eğitim emekçisi arkadaşımız kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bir diğer örnek ise karı koca öğretmen olan arkadaşların canlı ders verdiği sırada çocuklarını komşularına bırakmak zorunda kalmaları ve 2,5 yaşında çocuklarının balkondan düşerek ölmesi. Yani esnek çalışmanın, evden çalışmanın iyi bir şey değil, güvencesiz çalışma ve neredeyse hayatımıza mal olduğunu görmüş oluyoruz bu sonuçlarla. Salgın yönetimi iktidarın aslında daha da otoriterleşmesine neden oldu biliyorsunuz. Aldığı her karar, hani sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, muhalefet partilerinin konuya ilişkin önerileri yok sayıldı. Örneğin çok masum bir işte evde kal denilen süreçte gökkuşağı çizmek, pencerelere asmak gibi çocukların psikolojik olarak desteklemek için yapılan bir etkinlik bile engellenmeye çalışıldı iktidar tarafından. Biraz önceki konuşmacılar hani Brezilya'dan ve Filipinler'den baskıcı ve faşist yönetimler olduğunu söylediler. Valla görünen o ki bizim ülkemizde de durum aynı. Ve evlerde kalınan dönemde yük herkes için arttı. Ama herkesin bildiği gibi kadınlar için iyice iki kat arttı. Ev içi emek katlandı ve buna çocukların ders takibini yapmak, ödev takibi yapmak, temizlik, hijyen gibi yerin sorumluluklar eklendi bunlara. Zaten çocuk bakımı, yaşlı bakımı, işte sağlıklı beslenmek için alınması gereken tedbirler de yine ev içinde kadınların sorumluluğu olarak addedildi. Ve hepimizin bildiği gibi aile içinde şiddet, kadınların maruz kaldığı şiddet, çocukların maruz kaldığı istismar ve kadın cinayetleri bu süreçte arttı. UNICEF'in araştırmasına göre Türkiye'de 6 milyon çocuk uzaktan eğitime erişimden yoksun. Bu tüm dünyaya baktığımızda 460 milyon çocuktan bahsediyoruz. Yani uzaktan eğitim koşulları olmayan, eğitime erişemeyen. Aslında bir taraftan hem Türkiye'de hem dünyada ekonomik krizin derinleştiği salgın döneminde sağlık başta olmak üzere eğitim alanındaki kriz de buna eklenince aslında iktidarın yönetememe hali ortaya çıktı. Ve bir taraftan da tüm muhaliflere yönelik baskı, gözaltı, tutuklama, kayyum politikaları da otoriterleşen iktidarla karşı karşıya olduğumuzu bize bir kere daha hatırlattı. Aslında hepiniz bilirsiniz ki Türkiye'de eğitim hiçbir zaman farklı kesimler için eşitlik içermedi.
ve fırsat eşitliği de içermedi. İktidar kurduğu baskıcı hukuksuz yönetim anlayışıyla ne velilerin, ne öğrencilerin, ne de eğitim emekçilerinin eğitim alanında söylediği görüşleri dinlemiyor, söylemesine bile fırsat vermiyor hatta. Biz Eğitimsel olarak yıllardır bilimsel, demokratik, laik, ana dilinde ve cinsiyetçi olmayan bir eğitim mücadelesi veriyoruz. Herkes için ulaşılabilir, parasız, nitelikli, kamusal eğitim talep ediyoruz biliyorsunuz. Ancak bugün gelinen koşullarda eğitim, parası olanın kullanabildiği, erişebildiği bir ayrıcalığa dönüşme tehlikesiyle yüz yüze. Ayrıcalık, hak değil, bir ayrıcalık. Neden? Özel okullar, özel ders, kurslar yoluyla. Oysa eğitim bir ayrıcalık olmamalı, vazgeçilmez bir insan hakkı olmalı diyoruz. Eylül ayında biliyorsunuz, birinci sınıflar ve okul öncesi için yüz yüze eğitim başladı. Ben de okul öncesi öğretmeniyim ve yüz yüze çocuklarla ders yapmaya başladım. Haftada bir ve iki gün olmak üzere. Ama daha yüz yüze eğitimin başladığı ikinci gün olan 22 Eylül'de EBA sistemi yoğunluk nedeniyle çöktü. Ve Milli Eğitim Bakanı'nın bu konuda trajikomik bir açıklaması oldu. Talep yoğunluğundan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Oysa ki Milli Eğitim Bakanı bir öğrencinin bile sisteme girmemiş olmasından dolayı kendini sorumlu adletmesi gerekirken talep çok fazla, biz çok mutluyuz dedi. Yani okulları bir ticarethane olduğunu, kendisinin de bir özel okul patronu olduğunu ele alırsak herhalde kendi açısından doğru değerlendiriyor. Uzaktan eğitimde de finansman, erişim, teknik altyapı sorunları, kullanım süresinde eşitsizlik, özellikle de devlet okulu ve özel okullarda farklılıklar olması, sınavlar, teknik desteğe gereksinim duyan öğrenci ve öğretmenlerin sorunlarına henüz çözüm bulunamadı. Ve hala öğretmenler balıklama bu işin içine dalmış durumda. Biraz önce söylüyorsunuz ya, dijitalleşmede işte güvenlik sorunlarımız var. Güvenlik sorunlarını falan hiçbir şekliyle gözetme şansımız yok. Şu an her gün yeni çıkan yazılarla, okul yöneticilerinin baskılarıyla arkadaşlarımız tüm platformlardan ders yapma telaşındalar. Mesela size bir örnek vereyim. Ben bir ortaokulda çalışıyorum. Kendi okulumda öğretmenler %100 oranda ders veren arkadaşlar var. Ama öğrenci katılımları %50'yi geçmiyor. Burası merkez okul. Yani çok iyi okullarda dahi öğrencileri uzaktan eğitime katamamış durumdayız. Biz Eğitimsel olarak COVID-19 salgınının başından bu yana aslında büyük sorumluluk aldık. Her gün COVID günlükleri yayınladık. Sorunları ve çözüm önerilerini hem kamuoyuyla hem de Milli Eğitim Bakanlığı'yla paylaşmaya çalıştık. Ve Haziran ayından bugüne kadar da sahadaki arkadaşlarımızdan veri toplamak için hem anketler hem çalıştaylar ve atölye çalışmaları yaptık. Mesela Ağustos ayında pandemi döneminde kadın emekçilerin yaşadığı sorunlarla ilgili bir çalıştay yaptık. 4 Eylül'de de yine uzaktan eğitim çalıştayı yaptık. Ve bu çalıştaylar sonucunda aslında çarpıcı diyeceğim ama yine de bilinen demek de mümkün bunlara. Sonuçlar ortaya çıktı. Birincisi şu, eğitime erişimde eşitsizlik daha da artmış durumda. İkincisi, uzaktan eğitime erişebilen öğrenci sayısı azaldı. Üç, öğrencilerin derse katılımı sağlanamadı bu süreçte. Dört, öğretmenler verdikleri eğitimi değerlendirme olanağı bulamadılar. Beş, dijital kaynaklar yeterli değildi. Örneğin yabancı dil derslerinde dijital içerik hiç oluşturulmamıştı. EBA'da ve diğer kullanılan sağlayıcılarda güvenlik sorunları yaşandı. EBA TV'de yapılan derslerde karşılıklı etkileşim olmadığı için bir süre sonra çocuklar o dersleri izlemeyi bıraktılar mesela. Ve bugüne kadar, 1 Ekim'e kadar
spor, sanat, müzik dersleri yok sayıldı. Sadece aslına bakarsanız uzaktan eğitim değil, uzaktan öğretim yapılır durumda. Yani öğretime odaklanıldı uzaktan eğitim sürecinde. Ve öğretmene, öğrenciye yeterli materyal, dijital içerik konusunda da destek sağlanmadığı için bu destekleri sağlamak derneklere, siyasi partilere, belediyelere, hatta medya patronlarına kalmış durumda. 18 yıldır ülkeyi yöneten iktidar her alanda yasakçı, baskıcı, hukuksuz, antidemokratik uygulamalarını eğitim alanında da sürdürmekte. Ve biraz önce söylediğim gibi eğitimsenin konuya ilişkin önerileri yok sayılmaktadır. Ancak biz eğitimsenliler olarak bugüne kadar nasıl mücadeleden vazgeçmediysek, bundan sonra da mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi belirtmek isterim. Kamusal, parasız, nitelikli eğitim talebinden vazgeçmiyoruz. Cinsiyet eşitliğine dayalı, ana dilinde özellikle Kürt ve Suriyeli çocuklar başta olmak üzere demokratik, bilimsel, laik eğitimden vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. Sağlıkta olduğu gibi eğitimde de eşitliğin tam merkezde yer alması gerektiğini söylüyoruz. Eğitim herkes için vazgeçilmez bir haktır, ayrıcalık değildir vurgusu yapıyoruz. Sağlığa ve eğitime bütçe istiyoruz. Bunu yıllardır biz sokaktaki her etkinliğimizde söyledik. Savaşa değil, ranta değil, sağlığa ve eğitime bütçe dedik. Ve salgın koşullarında bunun ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Biz bütçenin yetersizliğinden değil, öğretmenlerin üzerinde yük olduğunu söyleyen bir Milli Eğitim Bakanı da görmek istemiyoruz aslında. Yani Milli Eğitim Bakanlığı neden bütçesinin az olduğunu söylemek, sormak yerine hükümete aslında bütçenin büyük bir bölümü öğretmenlerin maaşlarına harcanıyor diyerek bugün okullara neden ödenek verilemediğini bile sorgulamamaktadır. Ve eğitim, meta, okul ticarethane, veliler ve öğrenciler de müşteri değildir diyoruz aslında biz. Son olarak 2 gün sonra 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlayacağız. Bu yıl tüm dünyada öğretmenler öncülük ediyor temasıyla kutlanacak. Salgın nedeniyle ağır koşullar yaşıyoruz. Ama bu tüm baskı ve hukuksuzluklara karşın başta eğitimsenli öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenler, öğrencilerinin ellerinden tutmaya ve tarihi sorumluluk ve görev bilinciyle hareket etmeye ve haklarımız için de mücadele etmeye devam edecektir diyorum. Biz eşitlikten, nitelikli, kamusal, parasız eğitimden söz ederken aslında biliyoruz ki toplumun geleceğinden, dünyanın geleceğinden söz ediyoruz. Hani eğitimden bahsederken bu kadar da değerli bir şeyim den bahsettiğimizin farkındayız. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Birlikte mücadele edebiliriz diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Şimdi soru kısmında soru var mı chatten? Nural'a da sorabiliriz soru. Yaşar'a da soru sorabiliriz. Gönül herhalde sorun var değil mi? Ben soru değil de bir katkı sunmak istiyorum aslında. Bir lütfen ben çıkıyorum. Evet. Dijitalleşme ve eğitim dediğimiz zaman öğretmen olarak o bakış açısıyla konuşmak istiyorum şu an. Biz de son işte 6-7 aydır dijital platformlarda ders vermeye başladık. Öncelikle birdenbire dijitalizasyonun eğitimin içerisine altyapısı olmadan girmesinin nedeniyle ortaya birçok sorun çıktı. Bunu az önce Yaşar Hanım paylaştı. Ben aslında genel bir çerçeve çizmek istiyorum eğitimde dijitalizasyonu. Şimdi öncelikle dijital olarak eğitim sürecekti zaten. Biz öğretmenliğinde, diğer mesleklerinde işte yapay zeka çıktı vesaire şudur budur. Bir süre sonra işlerimizin artık bizim yerimize makinaların,
teknolojilerin yapacağını biliyorduk. Bu anlamda hazırlıksız yakalanmaktan ziyade biz kendimizi ne kadar dönüştürebiliriz o anlamda konuşmamız gerekiyor. Bizim mesela kendi adıma söyleyeyim, engelli öğrencilerin dijital ortamda ders alması zor şu an, yapamıyoruz. Bir de kız çocukları bu dönemde pandemi sürecinde ev içerisinde oldukları için dışarıda çıkamadılar. 13-17 yaş arasındaki kız çocukların evlilikleri artmaya başladı bu dönemde. Bu anlamda dijitalizasyon ve eğitimi daha fazla tartışacağız, daha çok konuşacağız. Ben şu an sorun yumağın içindeyiz ama bunun daha sonra evrileceğini düşünüyorum. Bu anlamda bilmiyorum, daha çok sizlerin de katkı belki sunmasını istiyorum. Çünkü hepinizin çocukları var, siz kendiniz de aynı şeyi yaşıyorsunuz. Veli olarak yaşıyorsunuz, Zoom'u bilmeyen veli var, WhatsApp'ı kullanmayı bilmeyen veli var mesela. Bu anlamda zorluk çeken bir sürü insan var. Sizlerin de bu anlamda katkı sunmasını bekliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler Gönül. Çok iyi toparladın. Kız çocuklarına da vurgu yapmış olduk bu arada. Çünkü 4+4 de zaten kız çocuklar 4 bittikten sonra eve gidiyorlardı. Ki hala bu sürüyor. Ve dijitalleşmeyle, yani dijital eğitime taşınmamızda daha da kritik bir boyut kazandı. Başka soru var mı Nurala ve Yaşar Hanım'a? Zeynep söz istiyor. Eğitimciler olarak duramıyoruz şu an. Evet Zeynep. Yaşar'a ve Gönül'e teşekkür ediyorum. Ben de bir küçük katkıda bulunmak istiyorum. Dijitalleşme nedeniyle bir yandan da hani iş güvencesi ortadan kalktı dedik. Özel okullarda çalışan, özel üniversitelerde çalışan birçok arkadaşımız hani işsizlikle yüz yüze kaldı. Birkaç özel üniversiteyi biliyoruz yani hani bu dönemde işten çıkarmalar yaşatan. Zaten ekonomik kriz nedeniyle özel okullar bu tür şeylere gidiyorlardı. Dijitalleşmeyi biraz fırsat bilip işten çıkarmaları da artırdılar. Yani bu eğitim boyutuyla ilgili belki başlı başına başka bir şey yapmak gerekiyor. Çünkü çocuklara olan yansımalarında hani biz de eğitimciler olarak belki şeyi tekrar idrak ettik. Bu dönem eğitim zaten ciddi bir kriz içindeydi. Ama bildiğimiz o kamusal alan olan, toplumun farklı kesimlerini yan yana getiren, sosyalleşmede ciddi bir önemi olan okulun o yönünü unutmuştuk. Yani derslerle, test sistemiyle çocukları sadece böyle bir şeye maruz bırakıyorduk ama biz de öğretmenler olarak aslında okulun ne kadar önemli bir sosyalleşme, demokratikleşme açısından ne kadar kilit rolde olan bir yer olduğunu biraz böyle bir acı deneyimle hatırlamış olduk. Çocukların sosyalleşmesi anlamında da yapılması gereken çok şey var deyip burada bitti. Teşekkürler katkın için Zeynep. Tüm eğitimciler tabii burada katkılarını yaptılar. Diğer arkadaşlardan burada katılımcılardan eğer eğitimci olan varsa yorumlarını almak isteriz. El kaldırabilirler ya da chatten yazabilirler. Ya da Türkiye dışından eğitimci arkadaşlar belki Türkiye'deki durum hakkında yorum yapmak isterler. Şöyle bir bakalım. Ya da veli var mı aramızda? Öğrenci velisi. Belki onların da kendi tecrübelerinden aktaracağı bir şeyler olabilir. Tamamdır. Eğer sorumuz yoksa bugünün ben özetini yapmak için sözü Yıldız'a vermek istiyorum. Yıldız burada. Wilhelmina ek yapmak istiyor mu Hülya? Çete bakarsan. Evet, Wilhelmina, evet şu an gördüm. Wilhelmina bir şey
söylemek, bir katkı yapmak istiyor. Wilhelmina, duyuyor musun bizi? Sesini açalım. Evet, aha, evet, şu an açtık. Oh, hi, can you hear me? Hi, comrades. Evet, lütfen. There are so many questions that I have, but I'd like to reserve them actually for tomorrow when I've heard more of the inputs. But I would just like to share and say that listening to all the inputs, you know, we are so connected. The stories that you or what you're sharing is so familiar. It's just as if it's, you know, you're living in my backyard, because in education, in law, in, you know, all the fields, it's so similar. Just to put some perspective in terms of South Africa, the one advantage, I would say, just in parentheses, is that South Africa, the coronavirus kind of started here when already it was in Europe and in China. So we were able to learn a lot from what happened in those countries and prepare for it. So we were kind of ahead of the curve, as so to speak, because we reacted to what we had learned from others. So in the field of education, for example, like everybody else, the schools were locked down immediately. But as we all know, that what this virus has done is to highlight the inequalities in our society. It just magnified it. And as you all know, South Africa, in terms of the Gini coefficient, has the highest gap between the rich and the poor. So there was a lot that we had to do in terms of just how do we teach online? How do we take online teaching to a community that doesn't have electricity? How do you take online teaching to a society that you know, you're living in a home where it's just the space is occupied by, you know, 20, 12 people who are now home because they no longer can go to work. So how do you have privacy in terms of just being able to focus or concentrate on what you're doing? So yeah, it was a lot to contend with, and so a lot to organize. And I dare say that I'm listening to the comrade on education, but yeah, the unions didn't help much in terms of coming up with resolving the problems. It was more of a, you know, no, we can't do this. No, you know, the more complaints than actually helping out. So it was a very different situation in South Africa. But as I speak now, our schools have opened. The universities have, some of them just have their first year students back. Most of the students are doing digital online distance learning. And they've adjusted the school year. They've completely, in terms of exam time and when the term ended, that extended it into the end of the year vacation. So a lot of adjustments were made, and so those changes. I just wanted to make one other comment, because there's so many questions that I have. In terms of when we speak about the law, and I've listened very carefully, I just wanted to put a question out there, and maybe we can continue talking about it tomorrow, that when we are confronted with Facebook and Zoom banning organizations of using their platforms, for example, the recent banning of Zoom not allowing Leila Khalid to participate in a webinar that was organized in the UK, because she, you know, because of her history with the Palestinian front. So, and then
just how do we react to that? I mean, because here we are sitting using Zoom, and Zoom is restricting other militants from using its platform. So it was just a question out there. I suppose when we conclude tomorrow, we could come up with how do we counteract this? How do we support or give solidarity to organizations like that, or to women out there? I just want to just take this opportunity to thank Hilda's and her comrades there for this excellent program. I'm learning so much, and hopefully tomorrow I can contribute more and tell you more about what is happening in South Africa, especially on the labor front as well. So thank you for this opportunity. Teşekkür ederiz Wilhelmina. Bu arada Wilhelmina'dan bahsetmek istiyorum. Güney Afrika'dan bizim Dünya Kadın Yürüyüşü'nden kendisi. Bugün de dinleyici olarak katıldı aramıza. Geçen hafta da vardı. Bu arada Tika bir ekleme yapmış chatten. Konuşmak ister mi bilmiyorum ama Türkiye ile Brezilya'nın durumunun çok benzer olduğunu söylüyor eğitim sürecinde, korona döneminde. Yani annelerin, işçilerin, öğretmenlerin durumunun çok benzer olduğunu, aynı sorunlarla yüzleştiklerini söylüyor. Teşekkür ederim Tika'ya da katkısı için. Şimdi eğer başka soru yoksa ikinci oturumun sonuna geldik. Yıldız'dan günün özetine dair bir konuşma yapmasını isteyeceğiz. Yıldız. Thank you. Thank you, Hülya, for this moderation. It's an excellent moderation in a long day. I'm speaking on English channel, excuse me, because I'm recording English channel of this workshop. We try to record it in English, in Turkish, and in Spanish. And also we have presentations. Some of us send their presentations. So hopefully in future, and the sisters in Antalya can make it to publish as a food for thought, as a food for the discussion, for future discussion. It is a very important discussion for our movement also. It is because we try to understand the developments in the world we live in order to develop new strategies for the struggle. So we have important points in this meeting also. One of the most important thing that what's happening in the education field is that shows that it's not the health services but also education services collapsed with this pandemic. And in the beginning of pandemic we described this situation as a humanitarian crisis. And we need to raise the demand to reclaim public services and commons. So it is very important to reclaim them. And also what the sister from Argentina said is very important. We need to define new rights in the face of digital economy or digitalization. And so the situation is not the same. In fact, it is worse in terms of gender inequalities and discrimination between men and women, and also between peoples, between regions. For example, here today there are sisters registered from Africa, but only Wilhelmina could make it to join. We know that the infrastructure in some regions is not good. Even in Turkey last week, we had another webinar with the local woman from the northeast of Turkey. And we saw that they had a lot of
troubles with infrastructure, internet infrastructure, when we transfer and recordings, we had a lot of troubles with them. So what emerged in this pandemic that become more visible, we already know it, but it is more visible now, is the inequalities and uneven development between regions, between men and women. So it is very important discussion. I also would like to thank to the sisters in Antalya who made this workshop possible in such a important and crucial moment. And another thank to IT for Change from India, who motivated us to have this workshop. So today we had a lot of new concepts. We heard a lot of new rights to disconnect, and also computer literacy, and a lot of new words and concepts. So it is just an introduction. So it is good to keep this discussion going. We need to find different ways of continue this discussion. So this is what I can tell now as a wrap up. If you want to add something, so please go on. Yıldız'a çok teşekkür ederiz. Günü çok güzel özetledi. Genel bir çerçeve olarak çok güzel özetledi. Herhangi bir şey eklemek isteyen var mı? Bugün 3 Ekim dijitalizasyon ve kadın iki oturumunu, ikinci oturumun sonunda kapatmış olacağız. Yarın tekrar burada olacağız. Bir şey eğer eklemek isteyen olsa chat üzerinden veya söz alabilirsiniz. Evet Gönül, lütfen. Hülya, bu süreçte ben merak ettiğim bir şey var. Acaba mesela Mariana, onların ülkesinde durum ne, eğitimle ilgili kısa bir bilgi verebilir mi? Şöyle, tamam. Mariana burada değil mi aramızda? Ona soralım Mariana'ya. Mariana? Mariana sanırım... Do you hear me? Evet, evet, duyuyorum. Duyuyoruz değil mi Mariana'yı? Evet, evet. Okay. Yes, so I live in Switzerland and right now, let's say that the economic imperative of restarting everything again is going... it's being more important than people's lives and health security. So the classes have resumed. In-presence class is being made for primary school. I have someone from my family who is a primary teacher, and she told me that the teachers are being responsible, for instance, for buying and for disinfecting classroom, for buying alcohol to disinfect, that nothing is being provided in order to assure that the teachers and the students will be safe. In the university, there has been some arrangements to split the classrooms between three groups, and they do not go all at the same time. But what we feel sometimes is that the COVID has been also used to an excuse to keep us from doing certain activities. For instance, the university was not very much willing to accept that we make a feminist event. And their excuse was that it was because of COVID, but other events are taking place. So we suspect that
COVID is being used politically to keep us from discussing things that are really important. Another thing that I would like to say is that, as you probably know, there are many people often who come from the Global South who are who work at home at the houses of Swiss families. These are often undocumented people with a very precarious conditions of work. And as Ildis was saying that the health system is collapsing in Turkey, here we see that the it's on the backs of the migrant people who are of, working in very precarious conditions that this health crisis is landing. Because in all of the government's response to the pandemics, there was this was not taken into account. It's what it is as if there is not a huge amount of women from the Global South working in the houses of Swiss families to fill the so-called crisis of care that exists in the Global North. And these are women that are working in very precarious situations and being very exposed to the virus. Considering that Switzerland does not have a proper public health system, this is very problematic. So I think that like in other places, there are some peoples that are having to carry this crisis on their backs. That's what I can say briefly about the situation in Switzerland. Teşekkürler Mariana. Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Pandeminin ilk günlerinde online bir eğitime katılmıştım. Orada hani pandemiden sonra neler olacak gibisinden bir eğitim vardı. Kadın şunu söyledi. Kadınların eve gelmesi, kadınların eve kapanmasıyla birlikte işler evden gidecek, ilerleyecek. Zaten kadınların omzunda çocuk bakımı var, çocukların bakımının sağlanması var. Bu sefer bakıcılık mesleği önem kazanacak. Ama nasıl kazanacak? Kayıtsız işçilik artacak. Çünkü bu kadınlara genelde sigorta ödemiyorlar. Türkiye'de de aynı durum var. Sigortasız, güvencesiz çalışma. Onu da eklemek istedim. Mariana söylerken hemen o eğitim aklıma geldi. Onun konuşması esnasında. Başka bir katkı var mı? Söylemek istediğimiz sorry. Bir şey. Okay, no, go ahead, Zeynep, sorry. Ben katkı yapmayacağım da sadece yanda Ines şey diyor, yarının programını öğrenebilir miyiz? Marian'dan sonra. Marian'dan sonra istersen kapanırken aktarabiliriz yarın. Mariana bir şey eklemek istiyorsun sanırım. It was precisely about that, about tomorrow. I just wanted to take the occasion to şöyle yarın 4 Ekim'in programını çok özür dilerim. 4 Ekim'in programını oturumu kapattıktan sonra, bugünü kapattıktan sonra hemen ona takiben paylaşacağız. Yarın zaten geniş zamana yayılmış bir saat üzerinde bir atölyemiz olacak. IT for Change tarafından yapılacak bir atölyemiz olacak. Hemen programın kapanışına takiben paylaşıyor olacağız tekrar söyleyeyim. Yarın yine aynı şekilde saat 4'te, Türkiye saatiyle 4'te burada buluşacağız. Ben de şey söylemek istiyorum. Hepimiz böyle buluşmuşken bir fotoğraf çekelim. Ekran fotoğrafı alayım istiyorum. Uygun olan arkadaşlar varsa, görüntülerini açarlarsa böyle bütünlük sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Sağ yukarıdan eğer Gallery View'a tıklarsak, hepimiz ekranda olacağız. Kim alıyor? Şerife sen alıyor musun? Evet, fotoğrafı ben alacağım. Tamamdır. O zaman gülümseyelim. Herkes gülümsesin. Açacak olan var mı bilmiyorum ama. Kamerayı açmak ister misiniz İnez? Diğer arkadaşlar da açarsa Kavla. Kavla burada mı? Görüyorum onu burada olduğunu. Kamerasını açarsa eğer.
ve diğer arkadaşlar Türkiye'den. Kenan kapalıyken fotoğrafı çekti ama bir de şimdi alabilirse mutlu olur. Bir daha alabilir miyiz? Tekrar bir gülümseyelim o zaman. Son bir gülücük yapalım kameraya. Çekiyorum. Çekeceğim. Okay. Bir tane daha çekeceğim. Bir tane daha çekiliyoruz. Son. Fotoğrafı çeken. Kenan okey dedi. Kenan dev halde oldu demek. Oley. Arayan ya. You are fine ha. Tamamdır. Herkese çok teşekkürler. Bu arada aramızda kimler vardı onlara ben bir bakmak istiyorum. Söylemiştik birkaçını gelsin. Silya var. Ondan sonra Tika burada mı? Efendim bir saniye kaydıramıyorum. Evet Tika burada. Tekrar Güney Afrika'dan Wilhelmina burada. Helena. Hale Hanım burada mı? Hale. Kıbrıs'tan sanıyorum. Şu an göremedim ama herkese çok teşekkürler katılım için. Yarın tekrar bir arada olacağız. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.